Ekran başındaki değerli izleyenler, tiyatroya gelen saygıdeğer misafirler, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Ne güzelsiniz ya, vallahi. Keşke kendime de onu söyleyebilsem. Şimdi bize bir sürü mesaj geliyor. Mesajları da yoğunlukla okuyan benim bu arada. Okuma abi, psikolojim bozuldu falan diyorlar da olsun, okuyorum ben. Bana şey yazdı. İlk başta sevmiyorduk da şimdi alıştık. Ben de sevindim, bunu gittim anneme babama söyledim. Babam dedi ki, bende de aynısı olmuştu dedi. Doğduğunda dedi, ben de bir böyle şey yapamamıştım dedi. Sonradan annem dedi ki, onlar onu demiyor dedi. Başta sevmiyorduk dedi, şimdi alıştık. Bu seviyor anlamında değil dedi yani. Seni sevmemeye alıştılar artık yani. Olsun, şey yapma dedi, çok takma dedi. Tabii bu sevgiye alışmak çok da kolay değil. Ama sevginizi hiç esirgemediğiniz birisi geliyor. Ustamız Yılmaz Erdoğan. Siz ne düşünüyorsunuz Cihan'la ilgili? Ne? Babam seviyor. Zaten seviyor muydunuz yoksa alıştınız mı, ne oldu? Alıştık diyenler. Zaten seviyorduk diyenler. Şahane bir adamsın. Cihan Talay. Alkışlıyoruz kendisini. Sağ ol. Evet, 2020'nin ilk çok güzel hareketlerine hepiniz hoş geldiniz. Aynen. Yılbaşında bizi seyrettiniz mi? Evet. Nasıldı, güzel miydi? Binlerce mesaj aldım, ağladık diye. Biz komedi programıydık oysa ki. Mükremin Lütfiye galiba ağlattı biraz, değil mi? Bizi de. Zordu ya, 25 sene sonra. Gerçi biteli 12 sene oldu. Biteli 12 sene olmuş. Seyrek yüzyıl. Bugün gene çok kıymetli konuklarımız var. Ama tabii benim için çok özel iki insan var burada. Daha özel insan olamaz zaten bir insanın hayatında. Annemle babam buradalar. Ben size anlatırım sonra balkona. Annem çok güzel, babam... Babam John Wayne'e daha çok benziyor benden. Balkona anlatıyorum görmedikleri için. Babam mavi gözlü bir insan. Hiç mi benzemez ya insan babası? Babam benim aynı zamanda da ustam. Yani komediyi, mizah yapmayı, yerinde ve zamanında şaka yapmayı ben babamdan öğrendim. Hatta onun bana altın bir öğütü var, ona bağlı kalmaya çalışıyorum. Daha bu işlerin çok başındaydım. Dedi ki, eğer birisiyle ilgili espri yapacaksan, onu eleştirsen bile o kişinin kendisi de gülmeli dedi. Bence altın bir öğüt. Tutması da kolay da değil yani. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben de çocuklara onları öğretmeye çalışıyorum. Hoş geldin baba. Hazırsanız çok güzel hareketler başlıyor. Merhaba. Sosyal medyada hiç karşılaştınız mı bilmiyorum. Sosyal deney videoları var. Mutlaka karşılaşmışsınızdır. Böyle insanların genelde yardımseverliğini ölçen deneyler oluyor. Ya da işte olmadık olaylarda insanlar nasıl tepki verecek diye. Beklenilen davranışı göstermezsen yandın. Çünkü her tarafta yayılıyor rezillik. Mutlaka izlemişsinizdir. Şimdi tüm bunlardan yola çıkarak Metin bir tane skeç yazdı. Sosyal deney gelecek. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tamam babacığım ya. Ya niye kaptırayım parayı baba? Ya varacağım, götüreceğim, vereceğim, borcumuzu ödeyeceğim işte, tamam. Allah Allah. Ya babacığım sakin ol. Tamam hadi kapat. Sen kapat. Ya sen kapat. Baba ya şu an kas oturmadı yani. Bu konuşmayı seninle yapıyor olmamam lazım. Kapat hadi babacığım, tamam. Güven bana ya, tamam. Neymiş ya? Para bu. Pardon. Pardon, özür dilerim. İnsansınız değil mi? Evet. Bir şey soracaktım da. Tabii. Buraya nasıl gidebilirim? Merkez Bankası'na mı? Yok. Para verdin 200 lira. Ha, özür dilerim.
Buraya nasıl gidebilirim? Ha, adres. Bak şimdi. Çok özür dilerim ya. Lafı geçti. Evet, ama tam baktığın yöne doğru dümdüz git. Burası. Sol yap, sağ yap, bir daha sor. Tamam mı? Tamam, çok sağ olun. Haydi. Ne? Oo. Oya. Hey! Oha! Ulan bayağı para var ya. Bu ne oldu ya lan? Kimse yoksa. Oğlum kaç para? Ama yani ya. Ya ulan ayıp lan sana. Adamı da gördün ya. Neyse ben toplayayım geri vereyim bari. Puuu! Evet sevgili izleyenler, şu anda kör bir adamın düşürdüğü paraları yerden toplayan bu kötü adamın yanındayız. Puh! Evet beyefendi, evet beyefendi. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Adama yere düşen paralarını aldınız, ceplemeye kalktınız. Neden yaptınız bunu ha? Neden? Vallahi verecektim ya. Ben arkasından hani vermek için topla. Ya çek şunu ya! Oğlum millet yanlış anladı. Ne yapıyorsun? Vallahi iyi niyetinden duymadı. Toparlayayım vereyim dedim yani. Ha, geri verecektin değil mi? Ha tabii tabii geri verecekti değil mi? Sence geri verecek miydi? Geri vermeyecekti bence. Tabii ya. Ki geri vermeyecekti. Vallahi verecektim ya. Vallahi Fikret, ne yapıyorsunuz sen... abi? Bu puh! Ne? Puh! Bu ne? Puh! Ne yapıyorsunuz ya siz? Abi buraya değil oraya ya. Pardon pardon. Şu an biz bir sosyal deney yapıyoruz beyefendi. Ver o paraları geri, ver paraları geri. Sosyal deney, insanları sosyal hayatta iyi veya kötü yönlerini ortaya çıkartmış olmak için yapmış olduğumuz bir deney. Evet. Ve şu anda sizin kötü yönünüz ortaya çıktı. Ya... Kötüsünüz. Hayır, değilim. Kötü. Ya bakın tamam ya, bir gittim geldim. Ama bak, vara gidelim, kameraya bakın görürsünüz. Ya bağırdım, toparlayıp vereceğim. Yazık. Yazıklar olsun. Çıkın hadi, rezil, rezil, rezil. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. İyilik yapmayacaksın abi. Yapmayacaksın işte. Aradım. Burada. Tamam da artık şunu... Ya baba arama işte ya. Yani varacağım gidiyorum. Ya tamam. Ay! İmdat! Çaldım! 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 Çaldım lan! Bırak çaldımı! Bırak! Perişan ettin yani ya. Yazık günah bir çantadır yani. Müdahale etmeyeceğim. Aldı çantamı gidiyor. Gidiyor mu? Ya yok mu yardım edecek kimse? Git, git görmedim git. Gidiyor. Git. Gideyim mi? Lan git görmedim işte. Yapalım gidiyor. Yazıklar olsun sana be. Sana yazıklar. Yazıklar olsun. Bu görüntüleri görünce insanların bağırlarına öküzler oturacak, taşlar puu! Size yazıklar olsun ya. Allah Allah, insanları şaşırttınız, şey yaptınız. Ben bakıyordum ya. Kadına bir şey yapacak olsa müdahale ederim ya. Görüyorsunuz. Bir suçu kadınları yakasından. Görüyorsunuz sosyal deneyimizde yine, sosyal deneyimizde yine böyle şeyler yaşanıyor. Sosyal deneyimizde yine böyle şeyler yaşanıyor. Arkadaşım ya gerçekten benim işim gücüm var. Lütfen yine deneye maruz kalmak istedim. Bırakın beni ya. Gördük senin işini gücünü. Gördük senin işini gücünü. Bir yardım eli bile uzatmadın. Puh! Puh! İyi. Tamam. Bitti mi? Hadi gidin o zaman. Kameraya el salla. Ya da sallama. Ha. Sen ona da üşenirsin. Puh! 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 Bu nasıl bir şey arkadaş ya? Allah Allah. Alo. Babacım dibindeyim ya. Vereceğim bitecek işte. Allah Allah. Tamam. Bir saniye baba, bir saniye. Heh, söyle. Abi, dilenci değilim. Yanlış anlama. Karşıya geçeceğim. Arsa 1 lira alayım be abi. Ha. Anladım. Ha. Bir saniye baba, ha. Bir saniye. Anladım. Ha. Karşıya mı geçeceğim? Evet abi. Ne 1 lirası ya? Evet. Ne 1 lirası ya? Al bakayım sen şu 200 lirayı. Abi eyvallah. Ya al sen şunu ya. Sağ olasın, teşekkür ederim ya. Al ya. Ne yapacaksın sen karşıda? Abi arkadaşlarının yanına geçeceğim ya. Oğlum söylesene lan. 200 yetmez o zaman. Evet. Al ben sana bir 200 daha vereyim. Eyvallah abi, sağ olasın ya. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor ya? Bak sakın itiraz etme. Orada şeyler falan yapacaksın. Ben sana bir 200 daha vereyim. Vallahi mı? Abi biz bu kadar parayla pavyona gideriz ya.
Oğlum gidin tabii ya. Bir tek biz mi gideceğiz? Hak ediyorsunuz. Git eğlen. Hatta karşıda Metin Pıhlı Ses pavyon var. Oraya git abone ol. Pavyonda size bu para da yetmez. Dur dur dur. 1000 lira daha var şurada. Abi emin misin? Tamam al şunu. Hatta dur lan sen. Dur lan sen. Ya oğlum al ya. İyilik öldü mü ya? Al şunları ya. Al çok. İyi misin abi ya? Oğlum iyiyim lan. Ben iyi adamım ya. İyilik timsalıyım. Bir iyiliği etek kemiğe bürünmüş haliyim ya. Vallahi. Al Allah aşkına. Al al al. Bak bunun içinde babam var telefonda. Onu da veriyor. Al onunla konuşa konuşa git. Hadi bakalım. Allah Allah. Helal olsun ya. Aslanım benim ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Hadi. Evet. Hadi. Kameralar, deney, sosyal deney. Hadi. Hadi. Hadi ama. Olmasın ya. Ha. Neredesiniz lan? Namussuzlar. Onu çık. Heh, abla dene, kamera dene. Ne diyorsun be? Soyulmuş şeydi sokakta manyak. Ne diyorsun? Ne oldu ya? Allah, hani kamera yok mu? Deney yapıyorduk yani. Hadi. Ha. Ha. Deney. Evet. Ha. Tamam. Al bakalım. Al. Nerede? Nereye bakıyorsun? Ya gözünü seveyim ya. İnsanları trollediniz. Herkes delirdi ya. Ya yürü git. Soyuldum ben. Soyuldum. Sos. 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 Sos mu? He he. SOS. Yardım çığlığı atıyorum burada. Soyuldum. Aa, geçmiş olsun beyefendi. Ne oldu? Ya ben şimdi sosyal... Bir dilenci geldi. Tamam mı? Benden istedi. Ben bunu sosyalci sandım. Matematikçi mi çıktı? Ya hayır, gerçek dilenci çıktı. Sosyal deney yapmıyormuş. Benden 1 lira istedi. Ben de deney diye verdim ve bütün her şeyi verdim. Adam gitti, gerçekten dilenciymiş. Siz kendiniz istemişsiniz. Beyefendi, kendi isteğinizle vermişsiniz yani. Ben bu durumda hiçbir şey yapamam. Nasıl ya? Öyle. Dilencilik suç falan bir şey olmuyor mu yani? Kayıt dışı para. Ha? Böyle kaldım ben. Beyefendi. Heh. Yazardan size bir mesaj getirdim. Skecin yazarım. Evet, üstünde önerme yazıyor. Teşekkürler. Sevgili seyirci, önermemizi verdik ama üstüne iyice basmak için tekrar bu notu gönderdik. İyilik yapacaksanız bunu başkalarına hava atmak için yapmayın. Bir sözümüz de sürekli sokakta sosyal deney yapanlara. Siz de şu insanları bir rahat bırakın artık. Çok güzel hareket diyenler. Güzel, güncel bir mevzuyla alakalı hoş bir skeç. Kim yazmıştı? Ben. Metin Pıhlıç. Aferin Pıhlıç. Antalya'nın gururu Metin Pıhlıç yazmış idi. Sonu... Bilemedim, acaba Eda geldiğinde de bitebilirmiş gibi oldu skeç. Onu da çünkü az Eda, önce bulduk hocam. Az önce vurmuşsunuz. belli taze şaka, anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Yılların gurmesiyim, hemen anlarım. Ne diyorsunuz sonu için? Skeç'in önermesini okuduğu kağıt. Alkışladınız demek, hoşunuza gitti. He? Öyle mi olmalı sonu yoksa şey iyi miydi? Eda geldiğinde bitse miydi? He? İyi bir mesajdı. Peki, seyirci veli nimettir, o diyorsa öyledir. Gerçekten benim de dikkatimi çekiyordu bu son zamanlarda. Özellikle yurt dışında yapılıyor ya, açım diyen adama eğer orada bir ekstra kurgu yoksa, ki olduğunu zannetmiyorum, umurlarında değil ama bizden birisi olunca iki kişiden biri mutlaka yardım ediyor. Bu bize çok hoş bir şey bence. Hatta birkaç tanesinde gel oğlum, kebap ye oğlum falan diye göz yaşartıcı şeyler vardı. Ama bizim kültürümüzde var bu yardımlaşma. Yani biz kendi olumsuz yönlerimizi konuşmayı çok seviyoruz ama birbirimizi sevip övmeyi bir türlü beceremedik. Alkışlayalım kendimizi ya, biz tatlıyız. En iyi şaka hangisiydi? Yasin'in donu. Ne?
Hangisiydi? Pı mu? Peki. Güzel. ÇG ama değil mi? Zil. Zilik bir şey yok. Hay, üç tanesi patates... Patates topukladılar bu arada. Çok güzel. Yeter, devam ediyor. Güzel çıkıyor. New York mu? Sibirya mı? Dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun sen. Hiç Sibir bir tipin yok, dalga geçiyorsun sen. Hakikat mi? Ne iş yapıyorsun? İnşaat mühendisi. Sibirya'da. Allah'ın sevdiği kul işte. İyi ki inşaat mühendisliğini bırakmışım, dedirtiyorsun bana. Güzel mi oralar ama bir... Güzel, ama soğuk. Serin değil mi? O yönüyle meşhur. Sibirya var. Eksi 45 mi? Ya sen bir haftadır ancak çözülmüşsün. Eksi 45. Nasıl yani? Mesela bir binadan öbürüne giderken arada donuyorsun. İki kişi gelip taşıyor mu? Nasıl bir şey o ya? Hipotermi oluyor yani. Abi eğer mikrofonu verdik, onu kullan ya. Eğer fazla kalırsanız dışarıda belli bir süreden sonra hipotermi geçirme şansınız var. O yüzden servislerle gidip geliyorsunuz. Çalıştığınız yer ortam sıcak. Dışarıda çalışan arkadaşlarımız var. Onların şartları daha zor tabii. Sen normal bir göreve gittin. Sürgün mürgün değil, değil mi? Yani... Yok, isteyerek gittim, evet. Severek gittim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Ben de uzaktan geldim. Babam da... Babam dedi ki, ben de uzaktan gelmişim. Hakkar ne? Metin Pıhlız. Evet hocam. Evet, ya, ya hoş geldin. Hoş bulduk. Tuzaktan ilişki geliyor. Beste Bilir ve Ozan Sertdemir yazdı. İyi seyirler, iyi akşamlar. Tamam, şunu da taktık mı herhalde interneti bağlıyoruz. Ah. Aha, aşkım! Aşkım! Ha, görüyorsun beni. Aşkım. Aşkım, beni duyuyor musun? Gel. Yok. Bunu nasıl duydun o zaman? Aşkım? Aşkım? Ha, dondun mu? Keşke böyle donmasaydım. Ben şu an çok kötü oldum. Bu ne? Aşkım! Tüh, kahretsin be. Ay tipine be. Aşkım, sadece ben dondum. Sesin geliyor. Senin tipini yerim ben ya. Ay şu tatlılığa bak ya. Ay yerim seni aşkım ya. Aşkım. Çok özledim ama ya. Aman aşkım, abartma. Alt tarafı bir yıl oldu görüşmeyeli. Ama daha gelmene de çok var. Ay aşkım, abartma. Alt tarafı 3 yıl kaldı. Ben mi abartıyorum? Ne uçuyor şu anda? Ben mi abartıyorum? Ben mi abartıyorum sence şu anda? E aşkım, ama ne yapsaydım? Ha? Ne yapsaydım? Bak, Amerika'da okuma fırsatı bulmuşken senin yanında kalsaydım, bunu boşaltırsa mıydım aşkım? Ya yok aşkım, tamam haklısın sen de ya. Vallahi böyle güzel işte, ben seviyorum böyle. Aşkım, o elindeki ne? Popcorn. Ne? Dizi miyim ben aşkım, ha? İstersen geçen haftaki konuşmanın da özetini geçeyim. Yok aşkım, bir an elime gelince böyle ben şey oldum. Ama sen biraz gerginsin. Aşkım, of, o da arkadaşım gelecek. Kızla ilk defa tanışacağız ya, biraz heyecanlıyım. Aşkım iyi biridir ya, iyi biridir. Hiç yani şey yapma. Bu arada Okan, senin ev arkadaşını hiç gözüm tutmadı. Caner, aa, çok iyi çocuktur. Tanısan çok seversin sen de ya. Ne oldu? Kanki! Kanki! Oğlum, akşama bir ortam ayarlamışım var ya, efsane. Ne yapıyor? Batak mı atıyoruz erkek erkeğe? Yok be oğlum. Gamze var ya, o gelecek. Yanında da bir arkadaşı. Şimdi Selahattin mi? Selo mu? Yok be oğlum. Ne Selahattin'i? Pelin var ya, Pelin. Selahattin. Sen bunu görünce demiştin hani, yumurtaya can veren Rabbim. Sen neler yaratıyorsun böyle? Selahattin o. Bak Selahattin Muruk işte demiştin o. Ya, incik kebabı gibi. Selahattin o! Ben Selahattin'e dedim. İncik kebabı gibi dedim. Allah'ım sen neler yaratıyorsun dedim. Selahattin'e dedim ben onu. Moruk, sen niye Selahattin'e böyle bir şey dedin? Yumurta gibi oğlan işte. O yüzden dedim ben. Sen biraz şey yapsana, kızla konuşuyorum ben Caner. Ana! Kanka, ben bunu görünce Ronaldinho'nun Dünya Kupası konuşmasını... Terbiyesiz. Nasıl diyor? Aşkım, hemen bir açıklama bekliyorum. Aşkım, ya o şeyler tamam. Sen şimdi içeri git.
Ben sana sonra şey yapayım kanka. Ne gideceğim oğlum? Tamam hadi git sen içeri, ben de geleceğim. Bakma bana öyle, vallahi fişini çekerim ha. Geç. Vallahi fişini çekerim. Terbiyesiz, karakter. Şerteli kapatırım, bakma bana öyle. Terbiyesiz. Tamam. Geç git sen. Vallahi. Terbiyesiz, konuşmaya bak. Aşkım hangi kızdan bahsediyor, söyler misin? Ya aşkım o öyle bir şey değil ya, öyle bir kız değil o ya. Ya o şey, efendim? Ha? Okan. Okan. Okan en önemli yerde internet mi gitti? Okan. Okan. Dondun mu ya? Okan. Okan. Moruk telefon unutmuşum, kusura bakma. Bilerek mi yapıyorsun oğlum sen? Bilerek mi yapıyorsun? Allah seni kahretsin. Doğma taklidi mi yapıyorsun? Hayır aşkım. Olur mu öyle gelsen? Bak hala yapıyor. Nasıl yüzsüz bir adam ya? Oyun mu oynuyoruz lan? Ne yapıyoruz hadi? Öyle bir şey mi bu? Öyle bir şey mi yapıyorum şu an? Aşkım ben tünele girdim, görüşürüz. Tamam. O buranın yalanı mı lan? Ne bileyim ya, aklım gitti. Tamam ben kapatayım sonra. Hayır Okan, sakın kapat. Vallahi tamam. Hayır. Haydi. Oğlum ne yapıyorsun? Sen niye bozuyorsun her şeyi ya? Lan ne bozuyorsun ya? Kızı 144p'de görüyorsun lan. Şifreli sinebe izler gibi gözlerini kısıp bakıyorsun. Seviyorum kardeşim ben, seviyorum. Lan sana diyorum ki kanlı canlı kız gelecek diyorum. Bunu canlandırmak için ne yapıyorsun? Parlaklığını mı arttırıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum biz Cansın'la ciddi düşünüyoruz ya. Ciddi düşünüyorsanız girin okey masasına, beraber birbirinizi çaylayın lan. Hatta kıy çiplere yüzük al. Evlenme teklifi salak et lan. Salak salak konuşma be. Ne salak salak? Açma. Açma lan açma. Açma oğlum. Sen benim erkek arkadaşımı yoldan mı çıkarmaya çalışıyorsun? Açtım, hayır. Sen nasıl bir insansın? Lan, sen ne kadar yüzsüz, adi. Oğlum uzaktan ilişki çok iyi lan, şuna bak. Saçmalama lan, aç şunu ya. Sana bir şey diyeyim mi lan? Değiştirelim kanalı, başka kız gelsin ha. Değiştirelim. Ya, öyle bir şey olur mu ya? Sıkıldıkça değiştiririz ya, ben ha. Şunu Allah Allah. Çocuğumuzsun be. Oh. O biraz ağır oldu sanki. Oh. Tamam kanka, tamam. Aşkım sorun yok ya. Oğlum sen niye çağırıyorsun el alemin kızını ya? Ben çağıracağım tabii. Niye çağırmayayım oğlum? Deli ortam ya. Tamam sen, tamam. Geliyor mu kızlar şimdi? Gelecekler, gelecekler. Birazdan gelecek. Şşt, tamam. Sakin ol. Ha, ha. Tamam aşkım. Hayır, bir kapat. Şey yok. Bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Selam. Selam. Aşkım. Aşkım gel sarılayım. Sarılabiliyorum çünkü. Sarılabiliyoruz. Merhaba, ben Pelin. Merhaba, ben o... Oğlum ben kaç yıldır dijital takılıyorum ya. Canlısına dokununca tövbe estağfurullah, bir garip oldum lan. Tabii kardeşim, ne zamandır sessizdeydin. Şimdi canlısına dokununca titreşime geçtin. Ya. Ben seni akşama ses diye alırım, tamam mı? Ya istemiyorum öyle şey. Buyurun otur. Şöyle tamam, geçelim. Tamam, buyurun, buyurun. Şey, dikkat edelim. Buyurun. Oh. Bu ne ya? Kanal değiştirmeyecek misin? Maç mı izleyeceğiz? Ne maçı ya? Ah, adam benimle konuştu. Okan desene, kadın o desene. Kadın o. Ya benim kız arkadaşım, biz ara ara böyle Skype'tan, internet üzerinden konuşuyoruz. Ben de televizyon yansıtınca. Nasıl ya? Ha. Aa, merhaba. Ay, elini de sıkamadım. Tuşuna mı bassam? Neye bas, neye? Neye bas? Ama bir dakika, Caner ayrıldılar demişti. Ne demişti? Ayrıldılar. Oğlum sen niye ayrıldılar diyorsun? Ne var oğlum? Aklın varsa ayrılmışsındır diye düşündüm. Ne var? Allah Allah. Yok öyle bir şey ya. Biz be, aşkım ben seni sonra şey hayır, yapayım, Okan arayayım. Kapatmıyorsun. Hayır. Ama yani anladım. Benim Okan gibi bir sevgilim olsa asla ayrılmazdım. Kıza bir şey oluyor. Bu televizyonun arkasına vur. Bir şey yap. Vur. Dalga mı geçiyorsun lan? Hadi yeter ama ya. Okan, biraz özel konuşabilir miyiz? Arkadaşlar biz az özel konuşalım mı müsaadenizle? Biz hiçbir yere gitmeyiz kanka. Al götür, tuvalete mi gidiyorsun? Nereye de gidiyorsun? Otur konuş orada. Aşkım ben seni götürürüm. Hayır Okan, nereye götürürüm? Tamam, tamam dur. Biraz kenarda dur bari. Biraz kenara çekil. Ha, şu ama misafirlerle işiyiz biz, misafirlerle. Ay tabii kıyamam. Özeniyor şimdi. Keşke o da aramızda olsaydı. O nasıl laf ya? Öldüm mü ben? Yani böyle pek de canlıya benzemiyorsun. Ölü gibi bir şeysin ha. Gel ben sana sarılayım bir tane. Caner'cim sen nerede oturuyorsun? Burada işte, Kartal'da. Gamze sen? Beylikdüzü. Tamam, bu da uzaktan ilişki. Ya uzaktan ilişki olsa elini tutabilir miyim? Sarılabilir miyim şu anda ya? Yani sorunları tabii var, uzaktan ilişkinin ara ara oluyor sorunları. Ama ya biz mutluyuz değil mi aşkım? Çok yani uzak... Ama zor oluyordur değil mi ki Okan? Ya o kadar da...
Oluyordur ama. Konuşuyoruz biz, konuşuyoruz. Evet. Hep yani bazen konuşuyoruz. Gün geliyor konuşuyoruz. Ara ara konuşuyoruz. Konuşuyoruz da bağlanma problemi yaşıyorum ben bazen ama konuşuyoruz yani. Kapat lan şunu artık. Kapat gitsin be. Ya evet film izleyecek. Evet film izleyecek. Film izleyeceğiz. Ben izleyeyim. Nasıl izleyelim senin neyini izleyelim biz ya? Kapatırsan küsürüm. Ama sen de abartıyorsun bir şeyleri. Sen abartıyorsun lütfen. Abartıyorsun. Abartmıyorum artık. Abartmıyorum. Yeni bak. Allah aşkına sen abartıyorsun. Vallahi abartmıyorum. Hello. Ben istemiyorum. Hello. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Oh, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, Murat, so pretty. Kanal değişti herhalde. Ben bu filmi biliyorum. 4 kere izledim. Sonu hayra alamet değil, ben sana söyleyeyim. Oğlum sen... Ne oluyor lan orada? Hayırdır siz? By the way, my name is Chris. Okay. I'm Caramel and my name is Johnson. Johnson, nice to meet you. Yeah. Where are you from? I'm from Turkey. What? Turkey. What? Türkiye lan, Türkiye. Türkiye. Ben Türkiye'ye daha önce gittim. I know Turkish shish kebab. Yeah. Turkish delight and of course Yılmaz Erdoğan. Yeah. Yeah. And of course çok güzel hareketler bunlar. Yeah, okay. Gümbür gümbür. Yeah. Oğlum ne oluyor? Sen bu kim bu? Sorsana kim bu kim? Sen kimsin? Ben senin yeni... Oda arkadaş. Wow. Wow lan nasıl oda arkadaş? Böyle oda gönder gitsin o. Ne demek oda? Bana bak bana, o kız sahipsiz değil. Buradayım lan, buradayım. Bana bak, buradayım ben. Bana bak, bana bak, bana bak. Konuşacağız seninle artık. Bana bak, al. Sakin de. Sakinleş. Konuşacağım lan. Sakinleş. Konuşacağım seninle. Hi, how are you? Hi, how are you? Again. Can you tell me how can I go to Taksim? Taksim? How can I go to Taksim? Taksim. Ne diyor bu? Ne bileyim, ben dedim mi var? Ben de anlamıyorum kendi dediğimi. Verdin ağzıma sakıza. Bana bak, o oradan gidecek. Öyle mi? Bana değinin haline bak. Ne? Ben geliyorum, ben gidiyorum. Nereye? Amerika'ya. Benim akbili al. Tamam. Mal mısın lan sen? Ay şimdi gitmeye kalksan 6 ay anca vize verirler ayol. Öyle mi? O zaman o buraya gelsin. Bana bak! Daha cilveç olur. Okan, biraz sakin olur musun? Ya evet Okan. Sinirlenmene değer mi? Okan, şu kıza bir şey der misin? Johnson, biraz sakin olur musun? Benim arkadaşıma hiçbir şey diyemezsiniz. Ya Gamze, bir sakin olur musun? Okan, şu kıza da bir şey der misin? Arkadaşlar, bir sakin olur musunuz? Lan biri patlasın artık! Tamam, ben patlıyorum. Okan, böyle yürümüyor. Nasıl? Sen şimdi benden ayrılıyorsun, öyle mi? Ayrılıyorsun sen benden. Tatlım, şöyle bir bakar mısın? Ne? Wow! Ne oldu? Ne oldu? Neye baktı şu an? Neye baktı? Ne oldu? Ne oldu? Dondu. Neye Murat, bakıyor? Ben biliyorum. Bu o film işte ya. Ya Murat, sen senin be. Ya. Sardır. Başı sıkıcı. Sardır. Hayır. Ya Okan, bir sakin ol. Belki sadece konuşuyorlardır. Sence sadece bu... Bu nedir lan? Bu ne o dudağının sürü? Sen neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Gözükmüyor ki buradan da. Neye bakıyor sakin bu? Sakin ol. Tamam. Sevgilimi şimdi neler söyleyip alacak sevgilimi? Yok, yok. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Bir imza ya. Bir imza. Değilim kardeşim. Ronaldinho, ben değilim. Değilim. Ya bir imza ya. Chris, get out Chris. Bir tane imza. Get out. Çok seviyorum, bir imza. Get out Chris, get out de git artık. Okay Ronaldinho. Come to Besiktas. Exit, exit the home, exit the oda. Hadi, okay. Bu kız İngilizce bilmiyor. Yeah. Sen şimdi benden ayrıldın mı yani az önce? Ne oldu? Ya en anlam yerde donuyorsun ama, dizi misin sen? Ne, bu ne ya? Ay aşkım, iyi ki bizim böyle dertlerimiz yok. Yakınız ya biz. Tabii bir tanem ya. Kimse giremiyor aramıza. Kim? Önemli bir şey değil ya. Benim kankim Gamze karar verir, önemli mi değil mi? Sen ne karışıyorsun ya? En yakın arkadaşım bana, ben. Bana. Sen sus. De. Sus. Ev boş, gelsene. Ne bu?
Aptal kız, şimdi aklına kim bilir neler geldi. Ben emlak yönetimi okuyorum ya aşkım. Bizim orada Ayazağa'da bir ev varmış, 3+1. Öğrencilere tutmuş. Hani biz el ele diz dize çok iyiydik? Yok öyleyiz zaten. Şimdi öğrenciler için diyorum. 3+1 ev olunca evin boyadısı, badanası var. Hani biz yakındık, ilişkimiz çok güzeldi, seviyorduk birbirimizi. Öyleyiz bir tanem de çocuklar dışarıda mı kalsınlar şimdi? Ev arıyor çocuklar. Sus. Ne yapsınlar yani, anladın mı? Sus. Bizim ilişkimiz onlardan da uzakmış. Oh. Ben kaldım şimdi böyle. Var git yoluna bacım. Benim gönlüm cansında. Vay anasını be. Böyle seven erkek kaldı mı bu devirde? Kaldı. Çocuk git diyor, niye gitmiyorsun? Aa. Tamam be. Senin kıçık kıçırık sevgiline kaldık sanki. He. Gidiyorum. Benim de kendime göre şekil şüklüm var herhalde. Burada size vakit harcıyorum. Exit, exit, go to school. İsteyen sana. Stop right now. Good. Aşkım ne dedin ya? I'm angry. Sen donmadın mı az önce? Ben donmuş taklidi yaptım. Gerçekten mi? Nasıl yaptın ama? Bak. Şuna bak. Ya bak. Bak, bak. Bak. Allah seni nasıl indirdin ya? Burnum kaşındı. Ya sen var ya ya. İyi ki uzaktan ilişki yaşıyoruz ya. Vallahi sen donma taklidi yaptın öyle mi? Böyle yapıyorum. Salak ya. Bak şimdi mikrofonu kapatacağım bak. Sen donma taklidi yaptın öyle mi? Senin ben mizahına tüküreyim be. Senin mizahına tüküreyim ben. Sende var ya beyin yok salak. Böyle mizah mı ya? Aklımız gitti burada bizim. Aklımız. Kanka. Ne oldu? Mikrofonu kapatmadın. Parlaklığı açtın. Bak onaylıyor. Hı hı. Aksel. Çok güzel hareket diyenlere diyeyim. Zil diyenler. Alt yapı zil. Kim yazdıysa o çalsın zili. Ozan Beste. Ozan Beste ha gelsinler. Ozan Beste. Bazı arkadaşlarımız var yalnızca yazar olarak çalışıyorlar. Dışarıdan yazıyorlar. Hadi bakalım. Aferin. Bravo. Hoş geldiniz. Aferin Beste, aferin Ozan. Daha önce de bir sahneye çağıracaktı. Kısmet şimdiymiş. Aileniz de görmüştür. Yalan değil, burada çalışıyorlar. Doğru. Yazarlık işin altyapısı çok 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 önemli. Yani şahsım ben de yani. Birisi eğer mesleğimi bir kelimeyle sorarsa hala yazarım diyorum. En iyi şaka hangisiydi? Ronaldinho. Ya Berfin'e de öyle diyorlardı küçükken biliyor musun? Hatırlıyor musun anne? Anne, baba siz bir çıkın biz annem babam okudu. Gerçekten Rodin'e de şey Berfin'e de öyle diyorlardı. Sen de rol icabı gerçekten benzemişsin. Yok gerçek dedi hocam biraz. Benzetiyor mu? Benziyor. Fıstık gibisin. Çok güzel oynadınız. Güzel bir konuydu. Artık ufak ufak antre alkışı alıyorsunuz ha? Emre'yi mesela 11 kişi alkışladı. Az önce Emre çıkınca alkışlayanlar bir daha alkışlayabilir mi? Bir dakika, bir dakika. Az önce alkışlamayanlar alkışlamasın. Kaç kişi onu sayacağım? 9'muş Emre. Başlangıç için hiç fena değil. Aferin çocuklar. Başarınız, işte bu başarının göstergesi böyle ufak ufak önce şey başlar. Sonra antre alkışlı başlar. Sonra herkes sizi ezberleyince bakarlar bunun gıcık tarafı var mı? Bulunur falan öyle gider. İnşallah sizi bulmayacaklardır. Tokata gelince. Cansucuğum. Daha önce Arif'le aranızda bir şey mi geçti? Ben seni sahnede denk getiririm mi dedin? Ayşegül'e mi özeniyorsun? Bu sahnedekiler... Mesela bir daha görelim. Bak bir daha vur. Ben... Yok yok vurma vurma. Bu ilk defa mı oldu? Genelde kontrolsüz müdür? Ya bazı oyuncularda vardır o. Yani tokat sahnesini onlarla oynamak istemezsin. Ayşegül misal. Kodum mu oturtur yani? Bir
nereden geldi? Bugün provada söyledi ama hocam. He. Küçük durduğuma bakma, sen oyunda görürsün dedi. Evet, elim ağrıdı. Vallahi. Elim ağrıdı dedi. Çok böyle bir destekli tokattan böyle şak diye bir ses gelmez. Böyle tok diye bir şey gelir yani. O geldi. Özür dilerim arkadaşım. Rica ederim, rica ederim. Sol kulağı duymuyor. Buna yok. Sen duyuyor musun yavrum? ÇGH2 devam ediyor. Abi bu skeçte sunuma gerek yok ya. Nasıl sunuma gerek yok oğlum ya? Sunumsuz mu başlayacak bu skeç? Abi ben skeçte oynuyorum. Yani sunamam. Tamam sen sunma oğlum, ben varım işte. İşte o yüzden diyorum, sunumsuz mu başlasa acaba? Hashtag Cihan Talay sunmasın. Ya, sevenleri var, evet. Tamam, anladım onu. Abi ben de yorumlarda okuyorum diye ben şey yaptım ya. Tamam abi, ne yazıyoruz? Ha? İlişki skeci. Alo, kadın erkek olur. Şaşmayacaksın bundan. Ben sana şöyle söyleyeyim bak. Mekan kafe, tamam mı? Böyle gelir, böyle güzel bir tane kız koyarız ortaya. Sonra etraftan ona falan filan. He, ona falan filan. Öyle. Tabii. Ben sevdim. Kız kim? Tek sorun bu mu lan? Tek problem bu mu oğlum? Ne? Şuraya bak, hikaye yok abi burada. Ne hikaye ne? Ya yazmaya başlayalım. Yolda buluruz bu oğlum ya. Benzin mi lan bu yolda bulacağız? Allah Allah. Öyle şey olur mu ya? Hikayesiz olmaz ya, abi. Ya Atakan, çok düşünüyorsun ya. Çok düşünüyorsun. Çok kafana takıyorsun ya. Bir şey olmaz. Bak şimdi. Şöyle güzel bir kız diyorum ki, Cemile olsun. Cemile girer. Evet. Güzel, Cemile. Ne oldu Batu? Güzelim, hoş geldin. Tamam, bence Cemile iyidir. Tamam, Cemile iyi. Kalsın yani. Tek kız Cemile. Tamam, tam okay. Ortaya oturur umarım. Cemile tam ortaya oturur. Cemile tam ortaya. Yakışıklı çocuk otur. Normalde ben olurdum da bu seferlik Metin olsun. Yakışıklı çocuk sen mi olurdun? Sevenlerin çok, ben sana diyeyim. Tamam. Çift kim olsun? Çift Gürhan'la Ezgi olsun. Anne baba ne? Oğlum niye anne baba sokuyorsun gece? Abi yok. Ya şey gibi, yani yaşları geçik bir çift yani nostaljik bir hava katarız diye dedim ben ya. Okey, tamam. Bir şey uyar. Yani. Öyle bir şey olsun. Garson? Yasin! Yasin garson. Evet. Yasin girer, garson. Ya, şimdi skeç Muğla'da mı geçiyor abi? Yok, ha? Yok oğlum İstanbul. Yok ya, skeç böyle kafede İstanbul'da geçiyor. Yasin bu sefer şive yapmayacak. Bak seyirciyi de şaşırtacağız bu sefer. He, seyirciyi de şaşırtacağız. Öyle diyorsun. Tamam, o zaman şimdi ne yapıyoruz? Ortada bir kız var. Bu kızı kim alacak? İlişki skeci falan filan. Tabii tabii. Tamam. Tamam. Ben yazıyorum. Neyi yazıyorsun sen? Tamam, şimdi? Ben bırakın bana. Ben şimdi bak başlatıyorum olayı bak. Pardon, bu sandalye boş mu? Ay boş. Sizin gibi güzel bir hanımefendinin burada yalnız oturması ne kadar da kötü. Ay çok hoşuma gitti. Bu ne? Ya. Bu ne abi? Şuraya bak, nasıl bak, şuraya bak. Allah Allah, sanki. Lan durdur şunu, durdur. Ya, tamam, 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 tamam. Dur. Oğlum, Allah. Senin nasıl bir hayal gücün var? Bu neymiş arkadaş? Ya abi, kız hemen kabul etti ya. Hangi, ne zaman böyle bir şey olmuş ya? Tamam. Kız biraz naza alsın, biraz sert yapsın. Evet, tamam, evet. Tamam, tamam, tamam. Hallediyorum ben de. Baştan al. Sizin gibi güzel bir hanımefendinin yalnız oturması ne kadar da kötü. Ne diyorsun la tırrık? Ne diyorsun? Boş buldun tabii, atla hemen. Senin var ya ben gelmişini geçmişini gözündeki irisi duvardaki resmi. Abi ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Programı mı kapattıracaksın oğlum ya? Valla sandalyeyi kafasına vurdurtmadığımı şükretsin şerefsiz. Ya sen niyesin? Kendi yazdığın şeyi mi sinirleniyorsun? Cins ya. Adam gibi yaz şunu, adam. Tamam, 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 tamam. Sakin, sakin. Bir daha, bir daha, bir daha. Tamam, tamam, tamam. Başlayacağım. Pardon. Bu sandalye boş mu? Ah, boş. Şakayı kes. Ya ne yapıyorsun? Sen ne yaptın şimdi abi?
Twist. Yer değiştirttim onları. Öyle bir şey mi gibi yani? Ya herkesin beklediği şeyi yazıyorsun bu oğlum ya. Bize öyle bir şey lazım değil. Bize ters köşe lazım. Seyircinin beklemediği bir şey lazım. Ayak lazım. Paça lazım. İşkembe lazım. Çorba! Niye bağırıyorsun oğlum? Ne çorbası? Ne bağırıyorsun ya? Bak şimdi. Garson girer. Pardon. Ben bir çay istemiştim ama gelmedi. Allah Allah. Niye gelmedi acaba ya? Başına bir şey mi geldi acaba? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Oturuyorum. Ya şimdi çay gelmemiş ya. Çay gelene kadar ben sizi yalnız bırakmayayım dedim. Buralar pek tekin değil de. Siz oturunca ben hissettim onu. Aşkım bunu sonra konuşalım mı? Aşkım. Önce siparişimizi tazeleyelim. Garson! Bir dakika, bir dakika. Siz bu mekanın sahibi misiniz? Aynen. Hani böyle plakası olup da yine de o takside işe çıkan patronlar olur ya, onlar gibi. Ay, yakışıklı olduğunuz kadar ukalasınız da. Ben ukala değilim ki. Yakışıklı olduğunuz kadar dedim zaten. Ama üzülme be, ben çirkin severim. Ne oldu şimdi abi? Garson kızı aldı. Ya, ya aldı da ne oldu? Bana onu söyle. İşçi sınıfı kazandı oğlum işte. Ya tamam, işçi sınıfı kazansın da ne anlattık abi seyirciye? Ummadık taş, yarar baş. Ben etkilendim abi. Bravo ya, önerme makinası. Vallahi bravo, çok etkilendim ya. Ya abi böyle şey olur mu? Hemen hikaye çözüldü. Ortada bir durum komedisi yok, bir çatışma yok. Bir durum komedisi yarat. Ver şunu. Ver şunu. Garson çıkar. Şükürler olsun. Aşkım ben bir lavaboya gidiyorum. Tamam aşkım. Çıkınca ara, ben seni gelir alırım. Ya sen ne kadar incesin ya. Ay seninle evli olduğum için o kadar şanslıyım ki. O şans sana ait sevgilim. Çıkıyorum. Ezgi çıkar. Oğlum, lan bir saattir mal gibi oturuyorum burada. İki cümle için mi? Tamam dur, var daha var. Ha özür dilerim Atakan. Seni seviyorum aşkım. Ezgi çıkar. Allah'ın belaları. O da rol beğenmiyor ya Allah. Bak şimdi bak. Kızım ne işin var senin burada ya? Karar ver Tarumar. Karın mı ben mi? Ne bu ayrımcılık? Neden yapıyorsun yani bunu? Vallahi gelsin söyleyeceğim. İstediğin kadar konuş. Laftan anlamıyor. Söyleyeceğim ben. Metin kızın belalısı olarak girer. Oğlum daha önce, az önce genç çocuktu o. Skeç bu ya. Ne oluyor lan burada? Ah, Tarumar. Bu kim? Belalım. Yaban çiçeği. Yedim lan seni. Ay! 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 Ne yapıyorsun be pis serseri? Çek. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bunu mu oynatacaksınız lan bana? Oğlum hakikaten ne yaptın ya? Ne var abi? Durum komedisi işte lan, ya. Olmaz oğlum, öyle olmaz ya. Ben Güran bir kere bu kas değil. Ben sana söyleyeyim. Güran'a ben açın kapıyı yazarım, orada oynar. Sen o açın kapıyı yaz, ben de oynarsam iki olsun. Lan zaten 15 tane oynadın ya. Daha ne oynayacağım? Tamam çıksın, Güran çıksın. Tamam. Ne olacak şimdi? Bak ne olsun biliyor musun? Güran'ın yerine böyle seyircinin içtenlikle karşılayacağı bir şey lazım bize. Seyirci abi. Dur bir dakika Batuhan. Böyle seyirci böyle gördüğünde kendinden bir şey bulsun istiyorum. Seyirci alalım abi. Dur oğlum bir dakika, bir anlatıyorum bak. Seyirci şöyle diyecek bak. Oha, o da ne ya? Ya abi tamam, sahneye seyirci alalım. Buldum lan. Sahneye seyirci alalım. Bak. Skecin bu kısmında Atakan, sen kalkıyorsun hacı. Seyircinin arasından birini seçiyorsun. Nasıl? Bildiğimiz seyircinin arasından birini mi seç? Tabii tabii, seyircinin arasından birini seç. Ciddi olamazsın ya. Ya seç sen. Seçiyorum. Seç. Baya baya seyirci seçiyorum şu anda. Nasıl birini seçeyim? Orta yaşlı. Orta yaşlı. Ben şöyle ortaya geçeyim. Bence Sibirya'dan gelmiş abi ya. Sibirya'dan gelen mi? Sibirya'dan gelen bir abi kesinlikle vardır. Onu al. Bize oynamak istemeyen biri lazım zaten, gel. Evet, Sibirya'dan gelen abiyi alıyoruz. Abi ben seni giderken yoksun. Tiyatroda da Sibirya'ya oturtmuşlar. Gelemedi abi. Merhaba. Seni izleyeceğim Okan. Okan abi. Yazdım ben Okan. Alkışlıyoruz Okan Bey'i.
ŞG tarihinde ilk sahneye çıkan seyirci. Şimdi, ha, Okan'a... Bak şimdi, Okan çıktı mesela. Adamın karısını çıktığı yerden alacağız şimdi, tamam mı? Hani Cemile'nin yanına geldi. Ne tamam. İşin, ne işin var senin burada falan diyecek. Ha, yani Okan abiyle şimdi Cemile... Tabii tabii. Okan abi şey diyecek. Ne işin var senin burada falan. Böyle yüksek böyle, yüksek yüksek tamam. Söyleyecek. Yaz bakalım, ha. Haydi. Evet, yazdık. Abi vallahi yazdık. Bir şey demeyecek misin Okan? Ne işin var senin burada? Bana bak, karar ver Okan. Karın mı, ben mi? Tabii ki sen. Bak şimdi, bak şimdi. Bak, bak. Ya adam, nesini ya? Adam artık kararını verdiği için Ezgi boş boşuna sahneye girer. Yok yok, bir girsin. Bir, Ezgi bir girsin. Adam... Ezgi girer. Okan? Hayatım. Hanımefendi kim? Hayatım. Canım. Hayatım, hanımefendi kim? Aşkım. Okan, bana mı diyorsun, ona mı? Bir karar ver, ortaya bakıyorsun. Bir tanem. Evet. Bu kim? Abi, ne geliyor artık? Kimsin Okan. Sen? Abi, Okan abi çok hızlı çıktı ya. Şimdi, bak. Okan abi sıcak denizlere indi abi. Bak şimdi, bak şimdi. Okan abinin diğer abladan çocuğu meğerse garsonmuş. Garson girer baba diye. Aynen. Sizin bir de oğlum çocuk. Okan ne oluyor burada? Sus oğlum, tükür babanın suratına. Eyvah. Yaz kızım. Evet, oraya da bir gönderme. Haydi tabii tabii, onu yapalım abi. Tamam. Şimdi... Hanım, adamın nikahı bende. Yapacak bir şey yok, oğlu da benden. Okan abi seçimini yapmıştır. Metin girer. Yok yok, Metin garson... Şu an çocuğu olduğu için girer. Heh, Metin gir. Sen Okan abinin o zaman belalısı falan mı olsun? Evet, belalısı. Ne yapıyorsun lan sen burada? İyiyim abi, sen nasılsın? Yok, Okan abi daha... O zaman bir şey söyleyeceğim. Evet. Her şey tatlıya bağlansın mı? Ya, mutlu sonla bitirelim ya. Tamam, mutlu sonla bitirelim. O zaman Okan abi desin ki, neresin acaba şu an? Buralar hiç çözünü değil çünkü. Okan abi... Abi gel senle biz bir tavla oynayalım ya. Okan ne tavlası, bak beni delirtme. Bu kadın kim, bana anlatıyorsun şimdi? Kim bu kadın? Aşkım. Ha aşkım. Canım. Ne? Bir tanem. He. Okan kadını etkilemek için bir Türkiye'ye girer. Girer. Yok abi, ses hiç yok. Türkiye'ye geç. Tamam, Okan abi her iki kadını da farklı masalara oturtturur önce. Bir oturun, bir dinleyelim. Hadi inandım, oturayım. Dinleyelim. Siz hadi anlat, dinliyorum. Ne anlatıyorum? Kendisi masaya oturur. Hangi masayı seçtiğini gördün. O oldu balası üşengeç, ve nereye yakınsa oraya oturur. Evet, Okan abi şimdi evlenme teklifini edecektir. Evlenme teklifi. Ben zaten evli değil miyim? Evlisin. Kendi kendine konuşuyor, kafayı yedi. Bu teklif için yanında sanatçı da getirmiştir. Sefa abi, seni arıyordum. Hoş geldin abi. Okan ne oluyor burada? Ay yok artık. Olaylar. Olaylar. Okan bu kim? Bu kim? Sana ne be? Sana ne be Asıl? Bu kim? Allah. Pardon, bunlar kim oluyorlar? Tamam. Okan abi çocuğu alır. Kadınlar ama onu önce bir terk etsinler. Terk etsinler. Terk etsinler. Evet. Okan durumu... abiyi bir cezalandıralım. Evet. Kadınlar Okan abiye çok hafif bir şekilde... İncitmeyecek bir şekilde. Asla öyle şeyi onaylamıyoruz. Hatta tokat belki ağır olabilir. Böyle çak diye yapabilir. Evet. Tokat gibi olabilir. Ve sahneden çıkar kadınlar. Hı, boyun posun devrilsin. Bu bana lazım olur, alayım. Çekil! Çekil önümden. Adama tokat atacağım. Ne? Tokat atmadan gideceğimi düşünmüyorsun herhalde. Karısı Cemile, Okan abiye kıyamaz, başka birine tokat atar. Karısı değilim ama Allah beni kahretmesin. En hassas yerinden mi? Tamam. Okan...
Okan abi, Okan abi pişmanlığını belirten bir cümle kurar ve skeç biter. Ama bir dakika, bence gelen adam Okan abinin şeyi arkadaşı olmuş olsun. Tabii ki arkadaşı. Burada parantezde yazıyor zaten Atakanoğlu. Daha ve onu bu durumdan kurtarmak için gelmiş olsun. Hani numaracıktan. Ha, peki evet. Tamam. Buyur. Evet, yes. Numaracıktan yaptığını belirten şeyler yapar. Safa, numaracıktan yaptı. Çok teşekkür ederim. Ve beraber Sibirya'ya giderler. Evet, Okan abi. Ve beraber aynen Sibirya'ya tatil planlarını dördü birlikte konuşun. Çökün abi. Yok. Sen şimdi bilirsin Sibirya'nın nesi meşhur abi? Ne yapalım Sibirya'ya? Kurdu diyorlar abi. Soğuğu meşhur, soğuğu. Tamam. O zaman son cümle. Evet, son cümle. Finali ben yazayım mı? Yaz. Finali sen. Yazıyorum. Okan abi istediği bir cümleyi söyler. Bu mu lan final? Evet, 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 evet. Kadınlardan, kadınlara böyle davrandığı için böyle sosyal içerikli, kendi içtenliğiyle bir mesaj gönderir ve skeç biter. Hadi bakalım. Hayatta ne olursa olsun, sevmekten vazgeçmeyin ama sevdiğinizde asla kaybetmeyin. Tebrik ediyoruz Okan Bey'i. Sağ olun. Eğlence bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Hadi abi Sibirya'ya. Tamam şey yapalım. Alkışlıyoruz teşekkür. Bu bir çeşnibaşı skeci olduğu için fazla buna bir şey sormuyorum. Eğlenceliydi. Skeç yani tuhaftı. Çok tuhaf hareketler diyenler. Çok güzel hareketler devam ediyor. Safiye Alan iki isimli bir skecimiz gelecek. Birincisini hatırlıyor musunuz? Böyle günlüğü bulan bir baba vardı evde. Hatırlıyor musunuz? Böyle hatırlayanlar... Ya, bayağı kişi hatırlıyor. Enteresan. Yani güzel. Gerçekten hatırlıyor musunuz ya? Biz de hiç unutmuyoruz çünkü Fatma'nın ilk yazdığı ve buradaki ilk red carpet skecimiz. Başka da yok zaten yani. İnşallah şimdi iki olur. Yok var bir tane. Yok ya kırmızılı skecimiz bir iki tane var. Yok mu? Var mı? Arşivlere bakarız. Bana öyle kötü kötü bakma. Daha. Yeni başladık kötü kötü bakmayı ya. Yine o aileyi göreceğiz. Yalan üzerinde kurulmuş bir dünyaları var gibi duruyor ama aslında daha böyle samimi şeker bir aile. Safiye Alan iki geliyor. Fatma Hilmi Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anne. Hı? Anneciğim. Hı? Annelerin bir tanesi, en güzeli, en tatlısı, en şekeri. Efendim anneciğim, ne oldu? Yine sevgilinle buluşacaksın, ne yalan söyleyeyim diye. Bana şekerlik yapıyorsun değil mi? Nereden bildin ya? Ben malımı biliyorum. O yüzden şu işin düşmese yüzüme baktın yok annem. Ne oldu yine? Anne şimdi çocuk bana hediye almış. Benim aşağı inip o hediyeyi almam lazım ama babama ne diyeceğim? Ne demek ne diyeceğim ya? Doğrusu neyse onu söyleyeceksin. Kızım biz bu evde karar almadık mı? Artık yalan konuşulmayacak demedik mi? Ben bunu babama söyleyemem ya. Ben söylerim. Baba! Geber. Hadi o benim annem. Sen niye vuruyorsun bana? Sen niye vuruyorsun? Eren! Bir dakika ya. Sen ayrıca ayrılmadın mı? Ayrıldık. Bu kim? Gökberk yeni sevgilim. Kızım bir gözyaşın kurusaydı ya. Allah Allah bu ne? Millet seni sırada mı bekliyor? Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim abi. Anne. Hadi be. Hep söyledin. Yine söylersin. Ben söyleyebilsem kendim senden böyle bir şey istemem. Gerçekten ama o kadar yani yetmiyor. Öf tamam Ceren. Ceren kurusun. Ver telefonunu bana. Neden? Benimki nerede? Neyse bu benim telefonum gibi yaparım. Tamam çocuk aradığı zaman da açarım ben. Ne varmış gibi konuşurum. Soğan istedirim. Seni aşağı gönderirim. Hediyeni alırsın. Ne var teyzeni bırakırsın. Kadın da derse ki bu nereden çıktı? Babam anneme hediye almış. Sürpriz yapacak dersin. Orayı bırakır gelirsin. Oha. Sen bir tanesin ya. Kusura bakmayın ben böyle bir şeye müsaade edemem. Gökberk Efendi gelecek, hediye verecek. Ondan sonra ben de burada hiçbir şey yokmuş gibi... Ben Godoş muyum? Ben de senin her gün işe gidiyorum diye çıkıp internet kafeye gittiğini babana söylerim yavrum. Ne aldı acaba? Getir buraya birlikte açalım kardeşim. Karaktersiz. Evet.
Menemen de geldi. İsmail'i menemeni bandır bandır ye beni. İsmail'i menemeni bandır bandır ye beni. Evet, buyursunlar. Karbonatlı menemen. Hiç endişelenmeyin. Herkese yetecek kadar var. Buyurun. Evet, hadi bakalım. Safiye, sen başla. Şimdi baba, yalan yok ya. Menemen hakkında düşündüklerimizi olduğu gibi bütün çıplaklığıyla söyleyeceğiz, değil mi? Tabii, tabii, tabii. Nasıl olmuş? Susmak da bir cevaptır Safiye. Hiç mi beğenmedin? Yok, emeğine sağlık tabii. İsmail de kötü olmuş. Nesi kötü olmuş ya? Yani karbonat... Bilmiyorum ya, boğazımdan geçerken kabarıyor, nefes alamıyorum. Tamam, özelliği o, karbonatlı işte. O kabaracak ki hissedeceksin karbonatı. Tamam da yani, keşke yapmasan. Affedersin ya Safiye Minor. Çok affedersin. Haddimi aştım, çok özür dilerim. Ha Safiye, estağfurullah canım, ne haddi yani. Ama ya, aklım çıkıyor pazar kahvaltılarında menemen yapacaksın diye. Yani çünkü keşke sana menemenini sevdiğimi söylediğimiz güne geri dönebilsek de... ben de sana desem ki, menemeninden nefret ediyorum. Terk et beni Safiye. Boşa beni ya. Al çocukların velayetini, menemenle beni baş başa bırak bu evde. Kötü demen yeterliydi, bu neymiş ya? Ama ne yapsın baba şimdi, yalan mı söylesin ya kadın? Yapmadığı şey mi? Allah Allah. Yapmadığı şey mi? Şuraya bak ya. Tamam, tamam. Madem her şeyi çıplaklığıyla söylüyoruz, ben de sana söylüyorum o zaman. Geceleri horluyorsun Safiye. Kim? Ben horlamam İsmail. Doğru, sen horlamıyorsun. Sen kükrüyorsun. Pow! Pow! Ya bazı geceler böyle Masai Mara düzlüklerinde su içen ürkek bir antilop gibi uyanıyor. Yani şuradan beni böyle kapacaksın diye ödüm kopuyor. Ne abarttın, ne abarttın ya. Hayır, kuralı kendin koyuyorsun. Sonra gerçekleri söyleyince hoşuna gitmiyor. O zaman oynamayalım bu oyunu İsmail. Tamam ya, neyse ne ya. Anneniz beğenmemiş olabilir. Ama benim menemenim sonuçta güzel. Öyle değil mi Ceren? Öyle değil mi Eren? Desenize. Baba menemeni çok güzel desenize. Tamam lan, yemezseniz yemeyin. Yemezseniz yemeyin, ben yerim ha. Hmm. Ha. Ulan hakikaten çok kötü olmuş ya. Tamam neyse, sokak hayvanlarından şey yaparız onu, götürün ha. Yok baba, yazıktır hayvanlara ya. Alo. Ne Bahar'cığım? Hatta tabii tatlım tabii, hemen Ceren'i gönderiyorum ben. Tamam, öpüyorum. Bay bay. Senin telefonun ne zamandan beri öyle çalıyor ya? Duymuyordum, ötekini değiştirdim. Ceren, mutfaktan soğan kap, Nevbahar teyzeni bırak hadi. Tamam, hemen. Ya ne istiyor bu Nevbahar yine ya? He? Ne istiyor yine? Patates yemeği yapacak mı? Soğan bitmiş kadının. Ya Allah Allah, geçen gün de yaprak sarma yapacağım dedi. Yaprağını, sarmasını, pirincini, kimyonunu, bademini, kuş üzümünü bize nesedi. Bu neymiş ya? Tencereyi gördü, ben bir yaprak sarma yapayım mı dedi acaba? Bu ne? Ayıp bir şey İsmail, komşumuz onlar bizim. Ya tamam, komşu komşunun külüne muhtaç. Bu neredeyse eve gelip yerleşecek. Ben hemen geliyorum. Tamam, gitme gitme. Ara, yok soğan de. Ha, diyemem ki baba, yalanı yasakladık ya biz. Tamam, ara o zaman. Soğanları ama seninle paylaşmak istiyorum. Başucumuza koyacağız. Dur, ben söyle. Bu ne biçim melodi ya? Kalbimin tek sahibi. Senin kalbinin tek sahibi benim Safiye. Şu an ben seni aramıyorum ama kim arıyor seni? Açıklayabilir misin? Neyi açıklayabilirsin ya? Bu yaştan sonra neyi açıklayacaksın? Kalbimin tek sahibi diyor. Hemen bana bir açıklama yap ya da bir yalan söyle. Aa, benim yalanla ne işim olur İsmail? Aa. Başka bir yalan söyle Safiye. Tamam acı ya, ne büyüttün hemen. Şimdi benim kalbimin tek sahibi senin dışında tabii. Kim olabilir? Kim olabilir? Kalp doktoru. Kardiyolog yok mu doktor, o profesör Mehmet Göz? Tabii ben EKG çektirdim. O sonuçlar için aradı beni. Versen onu ben. Gerçekten çok profesyonel bir yalan ama ben bunu açacağım. İsmail bir de onu... Alo aşkım? Aşkım diyor. Samimiyetten öyle, aşkım cicme hep öyle konuşurum. Bebeğim? Bebekliğimi biliyor şu, bu babamın da doktoru. Hayatım, orada mısın? Hayatım? Hayat kurtarıyor da yine aynı samimiyet, onlar hep samimi. Aşkım aşağıda bekliyorum, hadi gel, hediyeni vereceğim. Buna bilemedim ne diye. Ben deyim. Sana bence kalp kapakçığı getirmiş olabilir.
aort damarı falan. Öyle bir şeyler olabilir yani. Ara, söyle, söyle. Geliyorum aşkım. İsmail, kapatır mısın? Geliyorum aşkım de. İsmail, ay olmaz İsmail. Ulan sen görürsün. Ben gideyim de siz İsmail, görürsün. Hayır bir dakika. İsmail, İsmail dur bir dakika. O benim sevgilim falan değil. Telefonla benim telefonum değil. Kimin telefonu bu? Baba, o telefon... Benim telefonum baba. Benim kalbinin tek sahibi... erkek... İsmail, baba! Nasıl anne kurtardım sizi? Öğrenmiş miyim bir şeyler? Geri zekalı. Erkekle konuşuyor, duyma İsmail. Tamam, tamam. Tamam, yok bir şey. İyiyim, tamam. Yok bir şey, iyiyim, tamam. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey, yok. Şimdi bu telefon senin telefonun değil. Değil. Senin telefonun, öyle mi? Keşke senin telefonun olsaydı. Allah'ım, kırk katır mı, kırk satır mı? Ne yapacağımı şaşırdım şu an. Tamam, Eren. Eren, tamam. Sen bir bireysin oğlum. Sen bir bireysin. Baban seni her türlü kabul edecek zaten. Hiç merak etme, tamam mı? Gel seninle bir erkek erkeğe konuşalım, gel. Yok baba, gerek yok ya. Erkek erkeğe konuşalım, gerek yok diyor. Ay İsmail, baba ya! Baba ya! Ya şu adamı ne hale getirdiniz? Bu adam ne istedi ya? Şu evde yalan konuşulmasın dedi ya. Gerizekalı oğlum benim. Aptal yavrum. Adam senin yüzünden bayıldı. Niye ya? Ben ne yaptım? Allah'ım. Ya yanlış anladı işte. Seni Gökmek'le sevgili zannediyor adam. Ne? Hayır ya anne, vallahi öyle bir şey yok. Ay vallahi mi? Ya bu çocuk salak. Ben hemen getiriyorum Gökberk'i. Yüzleştireceğiz şimdi. İsmail. Anne ne yapacağız ya? Dur bir baban ayısı. İsmail hayatım. İsmail ha. Doğru. Safiye. Ha. Eren. Bu bir rüya değil mi? Şu an bir rüya görüyorum değil mi? Tamam mı? Değil şimdi ben... Sana bakamıyorum. Şu an bu bir rüya değil mi? İzah edeceğim. Sen bir... Dokunuyorum şu an sen bu rüya değil. Her şeyi anlatacağız babama. Anam vallahi rüya değilmiş. Konuş, çabuk anlat. Efendim, biz birbirimizi seviyoruz. Ne diyorsun lan? Sus! Madem kolumdan tuttun, getirdin babam, her şeyi konuşacağım. Ya Gökberk, bak şimdi. Sen de sus. Tane... Efendim, benim niyetim ciddi. İzin verirseniz babamı da alıp haftaya isteyeceğiz. İsterseniz biz de gelebiliriz. Olmaz efendim. Erkek taraf olarak bizim gelmemiz gerek. Erkek tarafı sen mi oluyorsun? Biz oluyoruz tabii ya. Başka kim olacak? Ya bari bir ortak noktada bir kafede falan buluşalım yani. Bir şey bilir. Olmaz efendim. Zaten babam tanıştı. Gelini gibi sevdiler. Gelini gibi. Safiye, ben ayrılmamak üzere bayılıyorum. İsmail, İsmail, dur, dur. Baba, böyle bir şey değil. Ceren, artık söyle lanet. Ya Gökberk benim sevgilim. Vallahi mı diyor kız? Evet. Gerçekten mi? Evet baba. İsmail, çözdüysen bir kalk, benim tutun. Ya sen kızarsın diye annemle telefonları değiştirdik. Bana hediye getirmişti. Aşağı inip alacaktım falan ama... İşte sen açınca öyle karıştı biraz. Gökberk. Oğlum. Sen şimdi Ceren'le sevgilisin, öyle mi? Evet. Allah'ım sana şükür. Sen şimdi Ceren'le sevgilisin, öyle mi? Evet, evet. Bayağı. Lan! Şuraya bak ya. Şuraya bak arkadaş, beni neye sevindiriyorsunuz ya? Evime kızımın erkek arkadaşı gelmiş ve ben buna seviniyorum ya. Ya arkadaş, siz neden yalan söylüyorsunuz sürekli bana, he? Neden sürekli bana yalan söylüyorsun? Sen bana desen, baba erkek arkadaşım aşağıya gelmiş, bana ayıcı kalmış, ben ona gideyim alayım desen, ben sana kızacak mıyım? Kızacak mıyım ben buna? Sanki efendim. Erkek babaları kızar. Kız babaları da kızar. Tamam. Hadi özür dilerim baba. Kızsan da yalan söylemeyeceğim bir daha, yemin ederim. Tamam, gel hadi. Ben de özür dilerim baba. Vallahi ben de bir daha yalan söylemeyeceğim. Ekmek arabası çağ, iki gözüm... Safiye, sen bir şey diyeceksin mi? Ne desem yalan olacak şimdi. En azından samimi. Gel sen de. Gel sen. Ben bu tabloya daha sonra dahil olurum. Evet, sen daha sonra dahil olursun. Hemen şey yapma. Ama hadi gel bari sofraya otur, ne diyeyim yani? Allah Allah. Geç. Gel yavrum sen de, gel. Eren, sandalye getir. Ya bana neler yaşatıyorsunuz ya. Safiye, lütfen biraz daha kendini geliştir. Biraz daha. Biraz daha yani. Evet. Menemen de yapmıştım. Yer misin? Yerim, vallahi kaynanam seviyormuş. Sen çok şey yapma, ye bakalım. Hadi. Nasıl olmuş? İnanılmaz olmuş efendim. Vallahi mi? Yok, hayatımda böyle bir menemen yemedim. Gerçek mi diyorsun lan?
Çok güzel. Bunun için ne var ya böyle? Hele terk et bunu. Yalancı bu. Aa. Bunu terk et. Çok güzel hareket diyenleri duyalım. Islıkların manası ne? Zil mi? Ney? Çalalım mı zili? Ne diyorsun sakın? Yok ya, güzel bir ÇGH diyen var mı? Bu zile bir standart getirmemiz lazım. Sonra bir de bir grup var, çok sevdiler bu işi. Her şeye zil çalıyorsun diyen grup. Sanki zil çaldıklarımızı olimpiyata gönderiyor. Kendi aramızda eğleniyoruz işte. Ama bence şöyle yapalım. Seyirciye sorduğumuzda eğer bir kişi bile artık itiraz etmiyorsa ona zil çalalım. Çünkü ÇGH'nin de kıymeti. Bence çok güzel skeç, çok güzel hareket. Finalden bir önce bir tansiyonu düşürdünüz. Bence bu diğer alkışlarda onun etkisi var. Çok iyi skeçti. Bence çok başarılı skeç. Hatta şimdi böyle yaptık diye buna niye zil çalmadım? Kendi kendime ne zili uydurdum ben? Kimseyi memnun edemiyorum ya. Şimdi de buna niye zil çalmadın diyecekler. Baba zil çalayım mı? Çal. Babam dedi ya. Annemle babama soracağım işin içinden çıkamayınca. Kim yazmıştı? Atakan, Fatma. Fatma abi. Bayağı yani. Bak sen çayla. İçiniz çok güzel. Güzel de oynadınız. Volümleriniz de güzeldi. Metin Pıhlıs da güzel oynadı ha. Oh, tatlıydı. Durum komedisi yerli yerindeydi. Sağlam durum komedisi olduğunda zaten skeci çalışmama imkanı yok. Ekleyecek bir şeyin var mı Atakan? Hocam can sağlığı. Teşekkürler Atakan. Çok güzel hareketler devam ediyor. Bravo. Sanal Gerçeklik isimli bir skeç gelecek. Ozan ve Yiğit yazdı. Sanal gerçeklik oyunları var artık. Böyle hatta onların yerleri var. Giden var mı oraya? İnanılmaz böyle... Ya gitmeyen varsa onu bir deneyimlesin. Bizde ne delikanlı kardeşlerimiz orada korktu yani. Gürhan ağladı. Gerçekten ağladı. İşte Yasin eve gitti falan böyle. Hocam sizi de götürecektik bir ara. Götüremedik oraya. Babam izin vermiyor o tip şeylerden. Bir tek Hamza sevdi bizden. Bu arada da konusu açılmışken Hamza rahatsızlığı sebebiyle bu bölüm yok. Evet. Birazcık hasta Hamzacık. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi geçmiş istiyoruz. Geçmiş olsun Hamzacığım. Bu arada Ozan ve Evliya da vatani vazifelerini yapmak üzere askere gittiler. Onlar da o yüzden. Evet. Aynı yere gittiler. İnşallah. Kütahya'ya gitmişler değil mi? Kütahya'dalar. Benim bu askerlik sabah... yaptığım yere gitmişler. Buradan herkese, oradaki bütün arkadaşlara selam. Sanal Gerçeklik geliyor. Ozan Yiğit yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ay, aşkım süpersin ya. Hedefi vurup bana ayıcık kazandın. Yavrum, adam Luna Park çalışanı. Bırak artık şunu. Ya abla, kafamı yardığı yetmiyor. Bir de dalga geçiyorsun. Abi ya. Kusura bakma. Sen kız arkadaşımın benim. Harbiden kusura bakma. O yanlışlıkla oldu o şeyden dolayı. Ne kusura bakma lan? Tamam. Manyak mısınız oğlum siz? Ne geliyorsun lan üstüme? Manyak mısınız sen? Sen manyak mısınız? Ayı gibi giyiniyorsun. Yürü lan. Manyak. Manyak. Kız ne bilsin seni? Ay ama aşkım çok tatlıydı. Tamam yavrum, ben sana alırım. Sen her gördüğünü ayı diye sarılma ama ya. Doğru diyorsun. Ay aşkım, hadi sanal gerçekliğe girelim. Sanal gerçeklik ne ya? Aşkım bir gözlük takıyorsun, böyle korkunç bir dünyaya giriyorsun, aynı gerçek gibi. Kız doğru söylüyor. Dünyanın en gerçekçi, en korkunç sanal gerçeklik olayı burada. O kadar korkunç, o kadar korkunç. Yani o kadar korkunç ne diyeceğim bilemedim ben. Aa, aşkım hadi girelim, hadi hadi. İyi tamam, hadi iki tane bilet ver o zaman. Hadi. Nereye? Bayburt'a ver. Tamam mı? Bana cam kenarı, ona da böyle köşede bir yer. Ya ver işte, iki tane sanal gerçeklik diyor. Ver iki tane. Ama bak ben sana söyleyeyim. Oraya giren hiç kimse... Evet. Oraya giren hiç kimse... Evet.
Oraya giren hiç kimse... Ne yapıyorsun? Noterden sonuçları mı bekliyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Hayır, oraya giren hiç kimse eskisi gibi geri gelmiyor. Ha. Ben Karadeniz'e girdim, Trakya'lı çıktım. Tabii. Ay ne oluyor ki içeride o kadar? Şimdi dünyadaki hayalindeki en korkunç şeyi düşün. Bu gözlüğü taktın mı çok korkuyorsun. Her şey böyle çok korkunç geliyor sana ama senin bilinçaltındakiler. Ya gerilim verme dayı, hadi bilet ver hadi. Hay aşkım, ilk önce ben deneyeyim mi? Çok heyecanlandım. Tamam gene otur oraya. Otur ya, dur. Tak gözlerine gözlüğü. Tamam şimdi derin bir nefes al. Hu diye. Tamam ya, geliyor, hazır mısın? Hazırım. Geliyor ha. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne gördün? Öncek! Korktun mu? Ya! Korktun mu? La! Korktun mu? Korkmadın mı? O gözlük var ya, benim gözlerim korkardı. Ne oldu? Ne şimdi ne gördün? Onu söyleyen kızı gördüm. Çok korkunçtu. Ya kızdan korkulur mu, bırak. Ver bana, gönder kızları. Aa öyle herkes kendi korktuğu şeyleri görev bunda. O kız gördü. Sen başka bir şey görebilirsin. Ya bakalım, gönder bakalım. Bizim bilinçaltımız tertemiz, gönder. Hazır mısın? Hazırım. Oturdun mu? Derin bir nefes al. Hakan'a yaslan. Ho de. Tamam geliyor ha. Geliyor bakalım hadi. Bana bir şey olmadı yalnız. Ne oldu şimdi? Ben şu an... Bekle bakalım açık. He? Bekle bakalım açık, ne olacak? Tamam, ben şu an neredeyim? Sanal dünyanın içinde miyim şu an? İçindesin, içinde. Her şey gerçek şu an. Ha, içindeyim, tamam. Gözde burada. Herkes kendi bilinçaltındaki korkuları görermiş. Ben belki kızdan korkarsın. Lan ben sevgilimin neyinden korkayım, manyak? Aşkım, biz ne zaman evleneceğiz? Ay! Ay! Yan boş bulundum ya. Nereden çıktı onlar, ne alaka? Zamanı gelince yapacağız işte, ne oldu? Oyun mu oynuyoruz lan burada? Gözde, ne oluyor ya? Yoksa sen beni oyalıyor musun? Olur mu öyle şey? Ben oyalamıyorum, ciddiyim. Bak, senin ağzını sökerim, kulağından beslenirsin. Abi bu ölü gelin gibi oldu. Garip garip şeyler yapıyor. Vallahi ciddiyim abi. Bu ta başlangıç. Bir seviye ta arttırıyorum, bakayım ne olacak. Beni daha mı? Ana! Baba! Oğluşum! Baba, aklımı aldın ya. Ne lan öyle şeytan görmüşe döndün? Şeytan görsem daha iyiydi baba, bu ne? Ne lan, al bakayım bunları. Bunlar ne? Gözde istemeye gidiyoruz. Baba hazır değilim ben daha. Ben hemen annem gelire haber vereyim o zaman. Giyil kim? Kıza şive geldi. Giyil ne? Haber ver. Baba beni kurtar baba, ne olur, ben hazır değilim. Evleneceksin oğlum. Evini yuvanı kuracaksın. Evde hanımınla mandalina yiyip dizi seyredeceksin lan. Baba ne olur kurtar. Vallahi hazır değilim ben. Kurtaramam. Daha. Bundan sonra monoton bir hayat yaşayacaksın. Evden işe, işten eve. Öyle arkadaşlarımla ben gece hayatı yaşayayım. Pavyonlara gideyim. O eller hava yapayım. Yok. Öyle konsol partilerinde arkadaşlarımın eline... Yok, o zaten yok. Öyle şey yapayım, ben geleyim onlara, eve gitmeyeyim. O da yok. Öyle hele halı sahaya gideyim. Gol atayım, eve gitmeyeyim, o da yok. Çok kötü bunların hepsi. Ne oluyor lan, ne oluyor, ne oluyor? Abi ne oluyor şu an? Kötü kalpli çatı geliyor. Kim? Kötü kalpli çatı. Aa, kaynanam. Selim. Anne. Ana. Çok pardon, öpeyim anneciğim. Bu iş değişmemiş. Damat mı bu? Pek de çirkin bir şey. Kendi ancinle Jolie'ye, bize çirkin. Lan sus. Allah, evde kalacaksın zaten. Efendim, verdik gitti. Baba ne yapıyorsun? Verdim gitti, verdim gitti. Sus. Bak daha işin gücün yok zaten, bana söyleyecekler şimdi, bir şey soracaklar. Ben de yapacağım. Oğlumuz ne iş yapıyor? Al işte, sordular. Sordular, ne yapacağım, ne diyeceğim şimdi? Oğlumuzun evi var mı? Arabası var mı? Efendim, hiçbiri yok. Ama ev birliğiyle yuvamızı kurarız. Mesela siz yatak odası takımını da dizersiniz. Aa, onu erkek tarafı alır. Aa, olur mu? Kız tarafı alır. Yok, erkek tarafı. Kız tarafı alır. Erkek tarafı. Gel, ben sana göstereceğim erkek tarafı. Gel. Ben gideyim bari. Benim nasıl bilinçaltım var? Babamla kaynanam ne yapıyor şu anda?
Allah'ım sen yardım et. Aşkım, ailelerimiz ne kadar iyi anlaştı. Biz şimdi evlenip mutlu bir yuva kuracağız değil mi? Hayır can, daha çok erken. Ben şu anda rüyada mıyım? Ne oluyor? Abi tamam, çıkar beni bu gerçeklikten. Benim cimciklesene. Selim, evlenmeden olmaz. Ben ne dedim ki şu anda sen şey yapıyorsun? Abi tamam hadi bitir. Ne oluyor lan? Ne oluyor şu an? Ne oluyor? Zombiler geliyor. Yüksek yüksek tepe. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aa, kız tarafı. Aşrı aşrı memleket. Ne yapıyorsunuz lan? Kız vermesinler. Abla yok. Bu elini açmıyor. Altın istiyor, altın. Lan korkudan kilitlendi elim kolum. Ağlamıyor da bu. Altıma bıraktım, siz görmüyorsunuz şu an. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasın. Bu senin kız WhatsApp grubu değil mi ya? Benim bilinçaltım nelerle dolmuş. Tamam hadi bitsin artık ya. Abi. Sakin ol. Şimdi esas bomba geliyor. Esas bomba da istemiyorum. Hadi. Müjde! Müjde! Bir çocuğunuz oldu. Lan ne ara yaptık bunu? Yaşasın! Sizin yapmanıza gerek yok. Teknoloji çok ilerledi. Bakalım, güzel bir çocuk güzel mis gibi kokar. Bakalım bu çocuk nasıl kokuyor? Çok kötü kokuyor. Al bakalım. Lan ne yapıyor çocuğa? Ana! Hakikaten mi? Nükleer mi attın? Ne yaptın çocuk altına? Bu nedir ya? Selim, o ne biçim söz? Çocuğumuz kak işini yapmış. Hashtag. Çocuğumuz ilk kakişini yaptı. Ya manyak mısınız, nesiniz hepiniz? Ben bunu daha istemiyorum bunu. Al, yapmadım ben bunu. Bu çocuğu biz tek başımıza mı yaptık? Ben tek başıma mı yaptım? Sen de yaptın. Sen de temizleyeceksin Selim. Yapamam ben. Onu yapamam, bunu yapamam. Ver çocuğumu. Al çocuğunu. Manyak mıdır nedir? Kaç yıllık sevgilim, ne hale geldi? Hadi tamam, bitsin. Trakyalı Bey. Daha dışarıdan gelecek darbeleri görmedin aslında. Ne o dışarıdan darbeler? Dur bak. Sen kimsin ya? Ev sahibin. Niye bu kadar gerginsin güzel abim? Aybaşı geldi çünkü. Aybaşı gelince ben çok gerilirim. Her yerim şiş şiş olur. Allah Allah. Sen neye gülüyorsun ya? Niye gülüyorsun bu kadar? Yoksulluğuna. Ödenmemiş bir sürü kiran var. Eğer onları zamanında ödemezsen, Alanya'dan oğlum gelir. Almanya değil mi o abi? Yok. Almanya'ya göndermeye gücümüz yetmedi. Ne yapıyorsun abi Allah aşkına? Git tamam hani git. Git rüya gibi git. Git manyak mısın nesin? Git ya. Sırtım ağır olmuyor. Allah aşkına git tamam. Git, git, al git ne olur. Git tamam da dokunma tamam. Git. Tamam. Hadi tamam, bitti değil mi? Bitti artık, bitsin artık. Bitti ya, bitti ya. Çok az kaldı. Sabri Tarçık, bölüm sonu canavarına geldim. Bölüm sonu canavarı mı? Aha. Baba! Ne babası lan? Oğluşumuz büyüdü. Nasıl oğluşumuz? Biz bu ne ara büyüdü de içeri gittin iki dakika? Ben istemiyorum çocuk mu? Ben büyüdüm baba. Okula gideceğim, bana para ver. Git pantolonumu getir. Ne diyorum lan ben şu anda? İstemiyorum, hayır yok çocuk. Bana tablet al baba. Yok tablet mi? Bana bilgisayar al baba. Sana gelme. Bana telefon al baba. Bana al baba. Gelme. Al bana baba. Ne yapıyorsun? Baba bana telefon al. Baba bana laptop al. Seni inmesi gerekiyor. Baba beni emiyor. Ne yapıyorsun? Baba bana hayır. Üzüldüm. Aşkım. Hayır. Aşkım. Aşkım. Hayır. Aşkım. Aşkının artık ama. Ne aşkım aşkım be. Ne aşkım aşkım. Hoş geldin. Taksim Deresi Cenk. Abi ne diyorsun? Manyak mısın? Nesin ya? Aşkım iyi misin? Ne gördün bu kadar kanter içinde kaldın? Çok kötü şeyler gördüm orada. Ne gördün? O zıkkımı yakın. Bak onu. Niye? Oh!
Biz seninle evlenmişiz güya da. aksilikler hep evlilikten oldu. Ne güzel evlenmişiz, ne güzel şeyler görmüşsün. Evlenmekten niye korkuyorsun be? Ne güzel bir arkadaşın olacak, hep ömür boyu yanında derdine dert olacak, kızanlığa olacak, çirkin ördek yavrusu gibi. Öyle mi? Evet. Güzel bir şey mi yani? Evet. Vallahi. Vallahi. Tamam, aslında korkulacak bir şey yok değil mi? Yok be, ne korkacaksın? Eyvallah abi, tamam. Kusura bakma aşkım. Aşkım, biz ne zaman evleneceğiz? Ay, ne evleneceğiz? ÇG diyenleri duyalım. İlginçti. Ne oldu da zil çaldırmadı mesela sizce? Var mı zil diyen buna? Yok yok, ÇGH'dir diyen. Tamam. Ya evde buna zil çalınırdı diyenler bir metale kendi kaşıklarıyla vurabilirler. Herkes kendi zilini çalabilir. Ahmet, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok hocam. Skecin başında sen ne rolündeydin? Ayı zannediyorlar. Ya böyle güzel bir tip olur mu ya? Sahne için doğmuş bir insan. Güzel. Şey söyleyerek gidin. Yüksek yüksek tepe. Söyleyin gidin. Yüksek yüksek tepe. Çok güzel hareketler devam ediyor. Adım Mustafa geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Of, sofraya bak be. Döktürmüşsün anne yine. Neler yapmışsın böyle ya? Ne yaptım ben? İşte bayram sofrası gibi, daha ne yapacaksın? Yok yok, onu soruyorum. Ne yaptım ben, hatırlamıyorum. Yanlış bir şey yapmış olmayayım. Say bakayım. Ev poğaçası yapmışsın. Böyle dışarıdan bakınca evde yapılmış hissiyatı veriyor mu? Yani veriyor. Pastaneden aldıysan da kız bunu her türlü yer. Ay, hatırladım. Taner. Ben yaptım onu. Başka? Kek yapmışsın. Çayın yanında iyi gider. Ben de bunu düşündüm. Çayı direkt üstüne döktüm. Nasıl ya? He. Nasıl olsa banacaktı. Şimdi bandırmadan yer. Bandırma keki. Bandırmadan geldi. İyi, iyi yapmışsın. Sigara böreği yapmışsın. Al işte. Ne oldu? Sakın elini alma. Neden? Sakın sakın bak, elinde görürsen vallahi dayak yersin benden. Niye ya? Ben çok seviyorum bunu. Sevmeyeceksin. İnsan bir taneyle başlıyor, alışıyor, vallahi bırakamıyor. Zaten kapalı alanda cezası var. Çok canın isterse bir tane ucundan balkona çık ye. Hah, geldi gelin. Nasıl gelsin oğlum? Kapı kapalı. İşte anlamadım ya. Ya gelin de... Ha, gelin. Tamam, aç, aç, aç. De ki, gelin, gelin. Bir tanesi gelin, bir tanesi gelin. Karıştırma. Tamam, anladım. Gelin, gelin. Aferin lan. Tamam, aç, anladım. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Ay İsmail, yetişti, daha gelmemişler. Hanimiş teyzesi. Hanimiş teyzesi. Buradaymış teyzesi. Şıngır şıngır, şangır şıngır. Şangır mı? Araya iki tane 21 ayar sıkıştırdım, akoru bozuldu. Takmışsın yine bilezikleri. Takı taktı. Kıza taktı. Takıyı koluna taktı, kafaya kızı taktı. Neymiş? Kızın ailesi çok zenginmiş de bütün takıları takacakmış. Evdeki bütün takıları taktı. Ne kadar takı dedim. Aman! Bakın. İsmail, hepsini takmadım. Evde iki tanesi var. Onlar yedekte. İlk 11'e giremedi. Dikkat et teyze, şimdi kaybolur maybolur. Yok yok, kaybolmaz. Ben var ya, eskiden bunu böyle elinden tutup geziyordum, şimdi böyle geziyorum. Takılar kaybolmasın diye. Hayır, bırak. Aa, hoş geldiniz Müzeyyen. Biz sizi çağırmış mıydık? Aşk olsun abla, çağırmanıza gerek var mı? Aa, anne yarısıyım ben. Yarım gelseydin İsmail niye geldi? Anne, babam yok. İyi olmuş geldi yeniştemin de. Babanın yarısı etmez. Kısa tıkmaz. Senin baban bunun 4 katıydı. Anam, bu kız bana niye sardı şimdi kız? Sarmadı enişte, sarmadı. Gelin gelecek ya, heyecanlı. Ay kız abla. Hadi yine iyisin, kız çocuğun olacak. Kız, ben hamile miyim? Ay çok utanıyorum.
yaptım, kimden yaptım? Kız abla saçmalama ha. Yok öyle bir şey. Otur. Kız sakin ol. Aa, gitti kafa vallahi. Yok yok, sakin ol. Tesis mahallesi sakinlerinden Kemalettin Sami vefat etmiştir. Tesis mahallesi sakinlerinden Kemalettin Sami vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip, Dikilitaş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecektir. Kız bir de bana sakin ol diyorsun. Ne alakalı? İsmail, sen hiç mahallenin çılgınlarından şu kişi vefat etmiştir diye bir şey duydun mu? Hep sakinler gidiyor İsmail. Tövbe bismillah. Abla tamam ha. Allah seni bekliyor. Ben de bir ilaç milaç ya. Şey abi, ben konuyu değiştireyim. Konuyu değiştir, gitti. Anam! Lan sana! Oğlum annen ne güzel döktürmüş ya. Var ya, annen teyzenden daha güzel yemekler yapıyor. Vallahi bak. Oh oh, maşallah. Gönlümü aldın İsmail. Gönlünü mü aldın? Ben sana hep sonradan ısınıyorum. Sana karşı bir şofben gibiyim. Beni niye sevmiyorsun? Geldiler bu sefer sayılı uçağımız. Hı, ama geç indiler. Bana bak, sen kalkma. Tamam, ben kalkmayacağım. Taner, sen de kalkma. Tamam. Abla, çok da konuşma, tamam mı? Kızın kafasını karıştırma, o kendi anlatsın. Tamam, konuşma, kendi anlatsın. Tamam. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Oo, herkes toplanmış ya. Aslı, gel. Hadi lan. Gel. Merhaba herkese. Hoş geldin kızım. Tanıştırayım. Eniştem İsmail, teyzem Müzeyyen, kardeşim Taner ve Mehtap Sultan. Annesiyim. Anlamıştır abla. Memnun oldum, Aslı ben de. Mustafa, nerede kaldınız ya? Ya enişte sorma ya. Biz bu sokak hayvanlarına... Ya onları da oraya koy. Aa, kızım. Bana yok mu? Bana da ver. Al onu da. Ya biz bu sokak hayvanları için şey yapıyoruz ya, aşağıya mama kapları koyuyoruz ya. Evet. Hayvanın biri onları deviriyor. Aha. Daha doğrusu insan olan hayvanın biri onları deviriyor. Ya yani onları bir bulursam, o mamaları tek tek yedireceğim onlara. Onlarla uğraşıyorum. Maşallah, yeğenim diye demiyorum. Yemez, yedirir. Geçen de aşağı mahalleye koymuş mama. Ya bir önceki günde yukarı mahalleye koymuş. Çok fena. O kız çok zengin kokuyor. Biz bununla yetişemeyiz. Olmaz. Vicdanlı çocuktur tabii Mustafa canım. Çok vicdanlıdır. Maaşının yarısını hep sokak hayvanlarına harcar. Yok ya, estağfurullah. Ne olacak ya? Nasıl estağfurullah? Sen sözleşmeli değil misin oğlum? Asgari ücretle çalışmıyor mu? Asgari ücretle çalışıyorum. Tamam işte, iki kutu mama alsan maaşının yarısı bitti. Olsun ben işte be. Canlara feda olsun. Ya. Feda olsun lan tabii. Aferin sana. Kızım, annen baban nereliler? İsmail, babasını niye soruyorsun? Ya o da bizimkini sorarsa ne cevap vereceğiz? Anneciğim, Aslı biliyor, sıkıntı yok. İstanbullular efendim. Doğma büyüme buralılar. Nerede oturuyorsunuz kızım? Suadiye biliyorum ben. Evet, Suadiye. Evet, Suadiye. Suadiye. Diyebiliyormuş değil mi? Diyebiliyormuş. Hadi ya, benim karnım acıktı. Yok mu tabak? Ben tabak yaparım. Ben bir ellerimi yıkasam Mustafa, lavabo ne taraftaydı? Gel, ben sana eşlik edeyim. Ben engel olmayayım sana. Mustafa, kapının önünde çok bekleme. Bizim zamanımızda da kapının önünde çok bekleniyordu. Sonra bende alışkanlık yaptı. Aman bir sus be. Bir çok konuştu. Kız biraz soğuk gibi geldi bana. Yok teyze ya, havalar soğuk ondandır. Bana da biraz havalı gibi geldi ama. Yok yok, kapıyı açtılar ya, esti, hava dışarıdan gelmiştir. Yok, ben böyle fiziğini neyim de anlamadım. Bana bak abla, hamama gitmemiz şart. Yok yok, kız ele gelmiyor. Kız ne ara elledin? Kız gelip elimi öpmedi. Ha, onu diyorsun. Anne, bir elini yüzünü yıkasın, gelir öper ya. Ay, iyi. İnşallah tam kurulamaz da yıkadığından emin olurum. Bana bak, biz böyle konuşuyoruz da bakalım o bizi sevmiş mi? Ama bakın, Mustafa çok üzülür ha. Elimizden geleni yapalım. Vallahi benim elimden gelen bu. Elimden gelenin el poğaçasını yaptım. İyi tamam canım, misafirperver olalım yani. Çocuk üzülmesi. Nasıl olacağız? Ne oluruz işte bir şekilde, ne yapalım? Güzel olur. Gel. Ya tamam hayatım, sıkıntı yok ya, problem yok. Ne oldu Mustafa? Ya Aslı'nın çorapları ıslandı ya. Banyoda içeri girdik, o yerler ıslakmış, ıslandı ayakları. Ha, eşik değil mi? Hep ıslak orası ya. Allah'tan benim öyle problemlerim yok. Şakacı ayağı aynı bana çekmiş. Çok fena. Ben size bir tabak daha yapayım o zaman, yiyin. Bol bol yiyin. Elini korkak alıştırma Müzeyyen. Koy. Yine koy. Çok koymayın ya. Ben diyetteyim de. Ama annemin yemekleri müthiştir ya. Mutlaka denin. O kadarcıktan bir şey olmaz ya. Bu diyet bozmaz.
Ha, öyle kabul oluyor mu? Tabii. Allah kabul etsin. Önemli olan diyet. Tabii. Al yavrum, ver yengene. Ver. Buyur yengecim. Çakalım, ver çakalım. Kızım, baban ne iş yapıyor bakalım? Masaj koltuğu üretiyoruz bir de efendim. AVM'lere falan satıyoruz. Ay, biz de tam koltukları değiştirmeyi düşünüyorduk değil mi Mustafa? Anneciğim, ne diyorsun anneciğim? Kurban olayım ya. Niye? Aynı şey değil onlar. Allah Allah, fena mı olur şöyle bir dizsek masaj koltuklarını böyle bir dizsekse? Kendimize geliriz. Kız ilahi abla. Ay, kurtlu bu kurtlu, bana çekmiş ablam ya. İşin aslı? Anne? Bitti cümle. İşin aslı soru işareti. Cevap vermiyor, bizi sevmedi. Anlamadı anneciğim, cümleyi düzelt bir daha sor. Senin ne işin var aslı? Nerede? İşte nerede? Nerede işin? Nerede ne işin var? Anlaşamıyoruz Mustafa. Anneciğim tamam. Ha, anlaşamıyoruz. Tamam gülüm. Tamam, tamam. Oy benim balım tamam, tamam. Sen sakin. Yavrum annem ne iş yapıyorsun demek istiyor yani. Babamın şirketinde çalışıyorum ben. Hangi dizi bu? Söyleme, ben bulacağım. Erik kurusu. İncir kompostosu. Ne bu? İzliyorum ama yayından kaldırılmasın, söyle. Yok yok. Ya ne kadar güzel bir ailesiniz. Ben de bir şaka yapabilir miyim? Yap ama belden aşağı olmasın. Ay ay, sen bakma ona, yap kızım. Sen de bizim aileden sayılırsın. Ha. Yap, tamam. Yap. Bu Mustafa var ya, bu Mustafa. Biz ilk tanıştığımızda beni eve taksiyle bırakıyordu. Sonra sokağın köşesinde taksiyle inip eve yürüyerek gidiyordu. Bizim evde zengin evi, kameralar falan var. Ben hep oradan gördüm bunu. Çok sert oldu herhalde. Ben müsaadenizi isteyeyim. Nasıl oynadık ama, kız şoka girdi lan. Gidiyordu vallahi. Kızım, bizim ailede herkes çok iyi oyuncu. Bak, Necdet amcan da çok iyi oyuncuydu. Geçen sezon aramızdan ayrıldı. Tövbe estağfurullah ya. Öyle adamın arkasından, önünden, yanından, sağından, her yerinden konuştuk. Çarpılacağız vallahi İsmail, yemin ediyorum. Aman ne çok gömdünüz adamı, tamam. Sen gömdün İsmail. Nasıl? Mustafa ile ikiniz gömdünüz ya. Ya tamam. Gömmediler. Gitti kafa gitti bu. Tamam canım. Aslı. Aslı, iyi misin yavrum? Ne oldu kız? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Ağlıyor mu? Niye, sen fakirsin diye mi ağlıyor? Niye? Ne oluyor lan Mustafa? Ya siz böyle tatlı tatlı konuşunca aklıma benim ailem geldi de. Ne oldu? Neyi var ki senin ailenin? Ya kusura bakmayın. Ben buraya gelirken çok gergindim. Ben aslında Taner'le Mehtap teyzenin durumunu biliyorum. Mustafa'dan çok dinledim. O yüzden de iki gündür onlara nasıl davransam diye düşünüyorum. Ama burada her şey o kadar normal ki. O yüzden kendi ailemdeki engeller aklıma geldi. Sizin ailede de mi engelli var? Olmaz mı? Babam mesela. Mustafa'yı duyduğundan beri kabullenemedi bir türlü. Anlatamıyorum, anlamak istemiyor. Sevme engeli varmış benim babamın. Annem, Mustafa'nın maaşı yok diyor. Nasıl geçineceksiniz diyor. Parayı çok seviyor. Sürekli parayı düşünüyor. Ama siz öyle değilsiniz. Üzülme kızım. Engelsiz insan yoktur yavrum. Kız bakalım seninki ne çıkacak? Neyse. O zaman ben yavaştan yavaştan kalkayım. Bunda da şaka engeli var. Çok güzel hareket miydi sizce? Güzel, çok güzel hareketlerin hüzünlü serisinden. Adımız, ilki neydi? Adım? Taner. Adım Taner. Adım Müzeyyen, adım Mustafa. Mustafa'nın problemi neydi Kira? Engelsiz insan yoktur. Yani aslında engelli insan da yoktur. Hepimizin bir sorunu var. Görünmeyen sorunlarımız, daha derindeki sorunlarımız daha büyük engellerdir diyor skecimiz. Güzel bir önerme. Alkışı hak ediyor. Tabii bu
bu tip mesajların kuvvetini arttırmamız için skecin daha fazla güldürmesi gerekiyor. O içimizde yaşadığımız o çatışmayı o kuvvetlendiriyor. Mesajı da güçlendiriyor aslında. Ama mizahın bir de hakiki bir tanımı varsa acılarımızla cesurca ve güler yüzle yüzleşmemize yol açmasıdır. O yüzden bu kadar önerme, mesaj üzerinde duruyoruz. Yoksa güldük, eğlendik, ne olduğunu hatırlamıyoruz da bir mizah türüdür. Olabilir ama bizim yolumuz değildir. Çok güzel hareketler, kıymetli mesajlarla devam ediyor. Bu ara magazin basını takip edenler varsa bir hafıza sildirme furyası başladı. Sevgilisinden ayrılan hafızasını sildiriyor. Biz de bununla ilgili bir skeç yazdık. Daha doğrusu Engin, Ecem ve Begüm yazdı. Hafıza Sildirme Merkezi geliyor. İyi seyirler. Geçmişini sileyim'e hoş geldiniz. randevum vardı da benim. Ne oldu? Onun için geldim. Hafıza Sildirme Merkezi'ne hoş geldiniz. Gelmişinizi geçmişinizi sileriz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi söyledim ya, randevum var. Öyle mi? Kusura bakmayın, sabah bir seans aldım da böyle yan etkiler olabiliyor. Ya bol bulunca sürüyorum diyorsunuz yani. Yok, ben ekmek tüketmiyorum. Nasıl? Sürmüyorum, yağ da kullanmıyorum. Anlıyorum, evet. O zaman ben size kısaca paketlerimizden bahsedeyim. En çok tercih edilen paketimiz sil beni paketi. Tüm geçmiş komple mi? Yok, çünkü öyle istemiyorum. Lisede benden hoşlanmayan çok yakışıklı bir çocuk vardı. Biz bununla 2 sene önce otelde karşılaştık. Şöminenin başında otururken gözlerim içine bakarak bana yanıyorsun demişti. Ya mesela o anı kalsın istiyorum ben, çünkü çok iz bıraktı bende. Nasıl yani? Vatkam tutuştu da. Omzum yandı, biraz iz kaldı yani. Anlıyorum. Yalnız komple bir silme olduğu için öyle anıları ayıramıyoruz. Yok ya, kalsın o zaman. Olmasın. Açıkçası ben eski erkek arkadaşımı sildirmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü benden çok şey aldı götürdü bu ilişki. Ben değildim artık yani. Onu sildirmek istiyorum. Bakın, ben bir ortama girerdim, herkesler dönüp bakardı. Yani arkası dönük olan enerjimi alır bakardı o derece. Anlıyorum. O zaman ihtiyacınız olan paket, geçmişimi çöpe attım, köpek olan karıştırsın paketi. Ayrıca şu an bir kampanyamız da var. Bu paketi alanın tüm kış izlediği serum takılı kol hikayelerini ve tekrar aynı şoku yaşayabilmeleri için izlediği tüm Safa Sarı taklitlerini zihninden siliyoruz. Harika bir şey bu. Peki şey var mı böyle mesela, ben sabah uyanıyorum, aklıma bir şarkı takılıyor böyle. Akşamlara kadar dönüyor yani. Onun için bir şey yapabiliyor musunuz? Evet, yapabiliyoruz ama başka bir paket oluyor. Hitini sileyim. Tamam ya. Bir dahakine o zaman o. Peki. Bir dahaki diye bir şey olmayacak çünkü hatırlamayacaksınız. Merhaba, ben Profesör Doktor Zihni Pür. hanımefendi, kampanyadan faydalanmak istiyor. Bu arada çok güzel kokuyorsunuz Zihni Bey. Evet. Buyurun, oturun siz böyle. Saçınız da bugün çok güzel olmuş. Gerçekten çenenizi geri plana çıkarmış. Çenem hakkında ileri geri konuşma. Burcu Hanım, bakın benim bir evliliğim var. 2 tane çocuğum var. Ben çok mutluyum. Bizden olmaz, anlayın artık. Ya çok sert davranmadınız mı? Yok ya, sorun değil. Her sabah aynı şeyi yaşıyoruz biz. O gidiyor, sildiriyor. Buyurun hanımefendi. Şöyle. Rahat mısınız? Rahatım. Tamam. Açıyorum. Evet. Evet. Tamamdır. Burcu Hanım, sileceğim ama artık. Evet, rahat bir nefes alın, rahatlayın.
Yavaş yavaş başlayalım. Düşünmeye başlayın. Aa, tamam. Aa, toptik videoları. Evet, Ecem Hanım, bırakın şimdi toktik videolarını. Ha. Onunla ilk karşılaştığınız günü düşünün. Ha, tamam, düşünüyorum şu anda, odaklanıyorum. Ya pardon beyefendi, dikkat eder misiniz? Aa, çok 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 özür dilerim hanımefendi, gerçekten özür dilerim. Ben sizi tanıyorum. Çok başarılı buluyorum. Gerçekten çok güzelsiniz. Nasıl ya? Ya siz şu dizilerde oynayan güzel kadın değil misiniz? Beren Saat. Ya çok benzetiyorlar biliyor musunuz? Özellikle de Fahriye Ecen'i aşırı. Aa! Evet. Bana da ben benzetemedim ya. Çok özür dilerim ya. İyi misiniz? Ah! Bunlar omuz kemikleri. Ay evet, ne olacaktı ki? Ben kanat sanmıştım. Ya! Yüksek dozda klişeye maruz kalmışsınız. Bu arada elbiseniz harika olmuş hanımefendi. Ya. Gerçekten. Zaten bir elbise kadının atlarını takip edecek. Kadın elbisenin atlarını değil. O ne demek ki şimdi? Size çıkma teklif ediyorum. Nasıl yani? Aklımdan çıkar mısın acil? Ya! Bu neymiş ya? Siliyorum ben bunları. Ay silin. Evet, nasıl hissediyorsunuz? Böyle kocaman bir boşluk var sanki şu an zihnimde. Evet, çok güzel. Şimdi de son kavganıza gitmenizi istiyorum. Ha, tamam. Gidelim, son kavganıza gidelim. Evet. Şimdi? Ay. Ay ya, çok özür dilerim. Benim midem kazındı da biraz. Ecem Hanım, rica ediyorum. Lütfen konsantre olur musunuz? O son ettiğiniz kavga gününe gitmemiz lazım. Tamam ya. Odaklanıyorum şu an. Tamam, odaklanacağım. Ay. İyi misiniz? Ya ben o anları hatırlayınca biraz rahatsız oluyorum da. Neden? Ya çünkü ben değildim yani. Aynaya baktığımda kendimi tanıyamıyordum. Nasıl yani? Bence böyle de gideriniz var. Yani görüyorsunuz işte bu benim. Ben her aynaya baktığımda bununla karşılaşıyordum yani. Ben değildim. Hangi ülkenin bayrağı? Efendim? Üstündekiler diyorum, hangi ülkenin bayrağı? Allah Allah ya! Git değiştir şunları, kot mot bir şeyler giy ya. İlk tanıştığımızda da ben bunları giymiştim. Gayet mutluydun, gayet hoşuna gitmişti. Kızım o gece diskoda mavi ışıklar bacaklarını vurduğunda kot sanmıştım ben. Hadi git giy bir şeyler üstüne. Bravo! Bütün erkekler aynısınız. Elde edinceye kadar kaşığı, elde ettikten sonra leblebi. Hem de sarı leblebi. Ne saç?
saçma bir benzetme bu ya. Ben kaju sevmem ki kızım. Vizyonsuz! Vizyonsuz! Kaju sevmezmiş. Sen kaju ne kadar biliyor musun be? Biliyor musun kaju ne kadar? Ne kadar? Bir avuç kaju 50 lira. Her geçen gün karakterim biraz daha değişiyor. Sen görürsün. Ha. Ben gidiyorum. Sildir git, nereye gidersen git ya. Allah. Sildireceğim. Sildireceğim seni. Abimlere sildireceğim, görürsün. Çatır çatır sildireceğim seni. Hadi sildir git ya. Ecem Hanım, hazır mısınız? Siliyorum. Hazırım. Ha, bir dakika, durun. Ben son bir kez bir bakmak istiyorum. An biter, anılar bitmez kızım. Önce gözyaşımı silerim, sonra seni. Ay şimdi! Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi. İnanılmaz böyle. Sanki üzerimden bir yük kalktı. Yenilenmiş gibiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. peki çıkış neredeydi? Girişle aynı yerdeydi. Ha. Giriş neredeydi? Çıkışla aynı yerde orası. Ha, anladım. Ah, omzum. Ne oldu? Dokunmadın bile. Ne omzum? Aa! Fahriye Evcen. Yok ya, benzetiyorlar ama yani. Beni de Burak Özçivit'e benzettiler. Çocuk sever misin? Evet, neden ki? İstersen genlerimizi birleştirip bir çocuk yapabiliriz. Çok güzel oluyor. Ya çok şakacısınız ya. Kahve? Olur. Ah! Bunlar. Omuz kemikleri değil. Evet. Melek kanatları. Hadi. Hadi. Çok şer ya. Al işte, yine klişeye düştü ya. Yok, sildirmeyle olmuyor ya. Yani belki de yaşadıklarımızı sildirmek yerine sindirmemiz gerekiyordur. Ne dedin sen? Sindirmemiz gerekiyordur. Çok iyi fikir. O zaman ben bir sindirme programı yapayım. Çok iyi fikir. Şimdiden çok zengin kokuyorsunuz. Sen yine de ben bulana kadar bununla idare et, yoksa sileceğim artık. ÇGH diyenler duysaydı. Zil diyen var mı? Peki. Ecem çal bakalım. Yazarlarımızdan Ecem. Güzel. Güzel, değişik bir fikir, değişik bir konu. Enteresandı da. Evet. Allah Mahfaza adlı. Tövbe Tövbe adlı. İzleyerek seviyoruz. Ürkerek izliyoruz. Tatlı oldunuz. Benzedi de gerçekten. Bu çocukta ne var ya? Ne isterse ona benziyor. Böyle bir Macar salamı... Çok güzel. Tatlıydı. Kimler yazmıştı Ecem başka? Cemo. Cemo. Senin bu tipin de... Çok toktik olmuş gerçekten. Evet hocam. İzledik. Benim başıma gelenler. Güzel bir gecenin sonuna geldik. Bütün çocuklar, çıraklar gelsinler. Sağ olun. Bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar. Anne, baba sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Ben de böyle vergi memuru gibi. En büyük korkum ne ki lan benim? Yok ki öyle bir korku. Aşkım biz ne zaman evleneceğiz?
gideceğiz. Ay! Bunları sildim. Ay hazırım. Bunu daha çok beğensin. Bu siz misiniz? Hepiniz aynısınız. Elde edene kadar. Elde edene kadar kaşo. Kadınlarımızın yakasından düşün artık. Gerçekten düşmesi lazım. Ne ki bu? Evleniyorsun Safa. Kalkma Taner. Tamam anne. Şşş, bana bak. Bir dur bir. Sincap gibi koşuyor. Bir otur bir adam. O zaman ben söylerim. Baba! Adam gebertirim seni. Aşkım aşağıda bekliyorum. Gel de hediyemi vereyim hadi. Aşağıdaki... İsmail! Hadi İsmail! Aşağıya! Tamam. Nerede bitiriyorsunuz? Yenge! Düşük sesle oynayın. Baktınız ki birinci skeç kötü gidip oy verin.